İyi günler. Halk TV ekranlarından çok özel bir günde CHP lideri, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteyiz. Neden çok özel bir gün? Korona günlerinde bir emek dayanışma günü kutlanıyor. 1 Mayıs sakin geçiyor doğal olarak. Zaten sokağa çıkma yasağı da var. Korona günleri vesilesiyle biraz daha sakin günler yaşıyoruz. Taksim, özellikle Taksim 1 Mayıs'larda Türkiye'de hep bir kriz sorunu olmuştur. Emekçiler oraya çıkmak ister. İktidarlar, en azından bugüne kadarki iktidarlar ona izin vermez. Genellikle böyle olmuştur. Bir gerginlik vesilesi olmuştur. Bugün de tabii ki sakin bir dönemdi. Neden? Koronadan dolayı, sokağa çıkma yasağından dolayı. Ama DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticileri Taksim Anıtı'na, Taksim'e çıkıp çelenk koymak istediler. Yine gözaltına alındılar. Ama şu anda serbest bırakıldılar. Valilik böyle bir izin olmadığı için bunu yaptıklarını açıkladı. 1 Mayıs bugüne kadar, insanlığı bugüne kadar getiren emek ve özgürlük mücadelesi verenleri öncelikle bir selamlamış olalım. İlk soruya da buradan başlayalım efendim isterim. 1 Mayıs evet. Vesilesiyle Türkiye'de emeğin, emekçinin hali pür melalini nasıl görüyorsunuz? Önce tabii biz de 1 Mayıs dolayısıyla emeğiyle geçinen, alın teri döken, evine helal ekmek götüren, hakkını hukukunu arayan, adaleti arayan, bütün emekçilere, emeğiyle geçinenlere, alın teri dökenlere selamlarımızı, saygılarımızı sunarız. Onların bayramı kutlu olsun. Bu bayram aslında insanlığı temel alan bayramlardan birisidir. Çünkü üreten insandan söz ediyoruz, çalışan insandan söz ediyoruz, alın teri döken insandan söz ediyoruz, zor koşullarda mücadele eden insanlardan söz ediyoruz. Kazandığı parayı gerçekten de helal eden kişiden, insandan söz ediyoruz. Buna da bir seferlik 1 Mayıs'ta bayram diyoruz. Emeğin bayramı diyoruz. Dolayısıyla bu bayrama herkesin saygı göstermesi lazım. Az önce siz açılışı yaptığınız zaman Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'lar için bir kriz meydanı olduğunu ifade ettiniz. Orada biliyorsunuz daha önceki yıllarda, belki genç arkadaşlarımız bilmeyebilirler. 1 Mayıs bayramında, 77 1 Mayıs 1977'de işçi arkadaşlarımızın bir kısmı hayatlarını kaybettiler. Şimdi orada o kazancı yokuşunun başında küçük mütevazi bir heykel vardır ve insanlar oraya 1 Mayıs'larda gider, karanfiller koyarlar ölen insanların anıları için. Onları da bu vesileyle rahmetle anmış olalım. Elbette ki bütün sendikaların 1 Mayıs'a sahip çıkması, 1 Mayıs'ta meydanlarda olmak istemesi kadar doğal bir şey yoktur. Ülkeyi yönetenlerin de emeğiyle geçinen bu insanlara bir gününde, en azından bir günde eğlenmeleri için, bayram yapmaları için fırsat vermesi lazım. Taksim bu bağlamda önemli bir yerdir, önemli bir merkezdir. Oraya çelenk bırakılabilir, karanfil bırakılabilir. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Zaten öyle kitlesel bir eylemin söz konusu olmadığı bir süreçteyiz. Evet. Malum COVID-19 virüsü dolayısıyla. Dolayısıyla hani DİSK'in Sayın Genel Başkanı ve yöneticilerini, yani yürüyerek gidip çelenk bıraksalar ne olur? Beş kişi olmaz yani. Çelenk bırakacaklar. Ondan sonra gelecekler ya evlerinde oturacaklar. Başka da bir şey yok. Yani bu süreçte bile bunun bir çatışma, bir kriz alanı haline dönüşmesini doğrusunu isterseniz kabul edemiyorum. Yani. Devleti yönetenlerin biraz alçak gönüllü olması lazım. Ya bugün bayram günü. Bugün insanlar hem geçmişi anacaklar hem geleceğe ilişkin hedefler ortaya koyacaklar. Hak isteyecekler. Bu hak istemek zaten insana özgü bir kavramdır yani. Bir haksızlığa uğradıysa hak isteyecektir, hak talebinde bulunacaktır. Daha iyi koşullarda çalışmak isteyecektir. Kadınlar çalışıyorlarsa, çocukları varsa iş yerinde kreş isteyeceklerdir. Yani buna benzer talepler, bu taleplerin %100'ü de insani talepler. Evet. Ve bu taleplerin dile getirilmesinden devleti yönetenlerin en azından endişe duymamaları ya da rahatsız olmamaları gerekir. İktidarların biraz alçak gönüllü olması gerekir dediniz. Evet. Şimdi doğal olarak işte bu tip röportajlarda hem izleyici açısından hem gazeteci açısından
güncel meselelere girersiniz. Evet. İşte konuğunuz, işte özellikle evet. ana muhalefet partisi lideri olunca da güncelle başlarsınız ve siz 5-6 gündür de konuşmuyorsunuz evet. Bildiğim kadarıyla. Evet. Bir, bugün Sözcü Gazetesi'nde evet. bir demeciniz var, o kadar. Biraz güncellere geleceğiz ama bu alçak gönüllü olmak gerekir kısmından şuraya atıfta bulmak evet. istiyorum. 22 Nisan'da Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir yazınız var. Evet. Güncel Covid'den işte 23 Nisan meclisin açılışının 100. yılına bağlayan, oradan geleceğe dönük bir perspektif evet. veren evet. bir yazı kalemi aldınız. Şimdi orada da zaten şunu söylüyorsunuz. Alçak gönüllü bir uygarlığa çağrı evet. başlığınız da evet. buydu. Şimdi bu korona eskisi gibi olmayacak. Dünya ve Türkiye eskisi gibi olmayacak. Eski neydi? Ve alçak gönüllü bir uygarlık çağrısı derken, demokratların dayanışması derken, biraz böyle hani bir zemin olsun diye birazdan konuşacağımız evet, evet. güncel evet. meseleleri de kapsıyor çünkü. Bir zemin olsun diye o yazının ruhundan çıkarak demokratların dayanışması derken neyi kastediyorsunuz? Evet. Eskisi gibi olmayacak derken bugün neydi ki yarın ne eskisi gibi olmayacak? Neyi kastediyorsunuz? Şimdi COVID-19 aslında topluma şöyle bir fırsat verdi. Hepimize düşünme fırsatı verdi. Hepimiz ya evlerimizde veya iş yerlerimizde oturup düşünmek zorundayız. Dünya nereye gitti bugüne kadar? Bundan sonra ne olmalı? Kuşkusuz bu düşünce ya da düşünme sadece Türkiye'de değil. Yani bütün dünyada akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler, yorumcular, siyasetçiler, dünyanın bugün içinde bulunduğu konumu masaya yatırma fırsatı yakaladılar. Bu çerçevede evden çıkmayınca düşünme vakti de oluyor galiba. Evet, yani düşünüyorsunuz tabii. Düşünmek tabii çok zorunda. Büyük bir olay. Ben buradan da Suat Bey, isterseniz vatandaşlarıma şunu da söylemek isterim. Yani hepimiz evdeyiz. Komşularımızla bile ilişkilerimiz mesafeli. Eskiden Ramazan'da en azından bir İftar yemeğine katılırdık veya komşuları davet ederdik iftara veya biz onların iftarına giderdik veya onlar iftar yemeğini bize getirirlerdi, komşuya biz onlara verirdik. Bu ilişkiler yine var zaten, Anadolu'nun köklü geleneklerinden birisidir. Ama bu süreçte ülkeyi yönetenler başta olmak üzere bütün aydınların, demokratların oturup düşünmesi lazım, siyasetçilerin oturup düşünmesi lazım. Ya hatalarımız var mı, eksiğimiz var mı? Ve bu düşünceyi, yani bu düşünmeyi yaparken de bütün ön yargılardan arınmak gerekiyor. Ön yargıların tutsağı olursanız sağlıklı düşünemezsiniz ve sonuçların tümü de yanlış olur. Ön yargılardan da arınmak gerekiyor. Şimdi baktık, bütün dünyada deniyor ki efendim işte COVID-19 sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kim söylüyor? Herkes söylüyor. Evet. Politikacısı da efendim, yani Amerikalısı da, Güney Korelisi de, Japonu da, Kanadalısı da, Fransızı da, Almanya'nı da, İtalyanı da, Tunuslu, Cezayirli, Güney Afrikalısı, Papua Yeni Gine, Avustralya. Herkes böyle söylüyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki bugün yaşadığımız tablo nedir? Evet. Yazının bir bölümü bununla ilgili zaten. Şimdi efendim işte teknoloji gelişti, dünya küçük bir köy oldu. Aslında dünya öteden beri zaten küçük bir köydü yani. Niçin köy oldu? Efendim işte biz Çin'de salgın çıktı, süratle bu hastalık her tarafa yayıldı. Eskiden de böyle oldu. Yani kolera da oldu. Vebada da oldu. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Yani dünya aslında her dönemin kendi köyüydü. Değişen bir şey yok aslında. Şimdi ilişkiler biraz daha fazla oldu. Biraz daha fazla. Geçişkenlikler yüksek. Evet, geçişkenlikler biraz daha fazla oldu. Eğer hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksa yeniden ne olacak? Bunu da siyasetçiler yorumluyorlar, bilim insanları yorumluyorlar, gelecek perspektifi çizenler yorumluyorlar. Diyorlar ki, bir grup diyor ki, dünya daha otoriter yönetimlere teslim olacak. Daha otoriter yönetimler gelecek. İşte Trump örneği veriliyor, Mondi örneği veriliyor, Erdoğan örneği veriliyor. Daha otoriter yönetimler götürecek. Bir başkası ise daha otoriter yönetimler değil, sosyal devlete vurgu yaparak sosyal devletin önemi çıkacak bu süreç içinde. Bu çıkacak diyor. Benim şahsi kanaatim, oturup biz de düşündük, arkadaşlarımızla tartıştık. Sosyal devletin bu süre içinde unutulduğunu gördük. Evet. Unutulduğunu. Yani
liberal politikaların her şeyin önüne geçtiğini, minimum maliyetle azami karı nasıl sağlarız? Bu arayış içinde dünya küreselleşti. Bu hedefle dünya küreselleşti. Minimum maliyet var, en düşük maksimum maliyet kar var ama kar maksimum olacak. Bu konuda bana göre en güzel kitabı yazan Piketty'ydi, Fransız iktisatçı. O dünyadaki gelir dağılımına da bakıyordu ve onu da bir şekliyle masaya yatırmıştı. Kalın bir kitap yazmıştı, Kapital diye bir kitap yazmıştı. Şimdi bakıldığı zaman küreselleşmeden sonra dünya ne oldu? Aslında fakir toplumlar daha da fakirleşti. Geliri iyi olan, hayat standardı iyi olan toplumlarda hayat düzeyi daha iyi, refah düzeyi arttı vesaire. Şimdi biz ne yapmalıyız? Dünyaya biz nasıl bakmalıyız? Peki yoksulluğun arttığı, işsizliğin arttığı, İç kargaşaların, kaosun arttığı, demokrasinin olmadığı, insan haklarının olmadığı, ölümlerin olduğu bir Orta Doğu'yu düşünelim. Bir Afrika'yı düşünelim. Yine Güney Amerika'yı düşünelim. Şimdi buralardaki insanlar ortaya çıkan bu kaostan nasıl etkileniyorlar? Olumsuz etkileniyorlar. Ve bunlar kurtuluşu nerede arıyorlar? Yani kurtuluşu gelişmiş ülkelere gitmekte arıyorlar. Evet. Yani Suriyeli diyor ki Türkiye izin verse herkes şeye gidecek yani Fransa'ya, Almanya'ya, Kanada'ya, Amerika'ya, Japonya'ya, neresi olursa. Nedir bu ülkeler? Bir, demokrasi gelişmiş ülkeler. İnsan hakları en azından standardı açısından belli bir standardı yakalamış ülkeler. Üç kişi başına gelirin arttığı ülkeler. Kişi başına gelirin 25 bin ile 60 bin dolar arasında değiştiği ülkeler. Hiç kimse daha fakir bir ülkeye gideyim demiyor. Doğal olarak. Evet, doğal olarak. Şimdi bu şu gerçeği önümüze koydu. Şu gerçeği. Nedir o gerçek? Şu. Kişi başına gelirin yüksek olduğu, refahın yüksek olduğu ülkelerin, acaba az gelişmiş ülkelere karşı bir sorumluluğu var mı? Bu soru çok önemli ve bana göre hayati bir sorudur. Bu soruyu şu an, pardon kesmeyeyim de buyurun, evet, İstihdamını bozmayayım, buyurun. Yani bir Almanya'yı düşünelim. Hep ithalat-ihracat dengesinde fazla veriyor. Fazla vermek ne demektir? Diğer ülkelerin gelirlerini kendi ülkesine transfer etmek demektir. Dolayısıyla diğer ülkelerin gelirlerini kendi ülkesine transfer etme imkanı bulan, ekonomik açıdan imkanı bulan bu ülkenin sorumluluğu var mıdır? Yoksul ülkelere karşı sorumluluğu var mıdır? Vardır. Bu ülkelerin şöyle bir aşması daha oldu. Neydi o? Şu. Kan akıyordu. Irak'ta akıyordu, Suriye'de akıyordu, diğer ülkelerde akıyordu. Ölenlerin %99,9'u da Müslüman ve Müslüman ülkeler. Hiçbir zaman bu ülkelerde ya demokrasiyi geliştireyim veya aracı olayım, bu savaşı bitirelim, burada huzuru sağlayalım diye özel bir girişimde hiç bulunmadılar. İki emperyal güç devreye girdi. Onlar da kendi ülkelerinin çıkarlarını savunmak için Amerika ve Rusya. Orada petrol var. Artı Rusya sıcak denizlere inmek istiyor. Amerika Orta Doğu'daki gücünü pekiştirmek istiyor. Başka hesapları var Amerika'nın. Peki diğer ülkeler? Ölen insanlar, ölen insanların eline silah verenler, bunlar bir şekilde hepimizin günlük yaşamı gözleri önünde gelişen olaylar olarak akan kanı hep beraber seyrettik. Onlar da seyrettiler. Peki şimdi bu tarif ettiğiniz o büyük güçler bu resmi çekip buradan bir sonuç çıkarıp evet yükü... Çıkarmak zorundayız. Zorunda. Evet. Yazının ana noktalarından birisi bu. Gelişmiş ülkelerin sorumluluğu var. Eğer kendi ülkelerine ne zaman göç geldi, o zaman gözlerini diktiler. Göç gelmeseydi yine gözlerini kapatacaklardı. Gelir transferi mi yapacak? Göç nasıl geldiği yapacak zaman. Şimdi o ülkelerde demokrasinin gelişmesi açısından katkı vermek zorundalar. O ülkeye yatırım yapmak zorundalar. O ülkelerde hayat standardını yükseltmek zorundalar. O ülkelerin eğitim düzeyini yükseltmek zorundalar. Şu soruyu herkesin sorması lazım kendisine.
Neden? Bütün İslam dünyasındaki üniversite sayısı Amerika'daki üniversite sayısından daha az. Neden? Niye Müslümanlar bu soruyu kendilerine sormuyorlar? Ramazan ayındayız. Suudi Arabistan'da sorsun, Pakistan'da sorsun, Türkiye'de sorsun. Hepimizin sorması lazım. Evet. İslamiyet'in çıkışındaki o olağanüstü gelişme bilimde, sanatta, kültürde neden birdenbire kaybettik biz bütün bunları? Bunları sorgulayacağız, sorguluyoruz da ve düşünmemiz de lazım. O çerçevede baktık. Gelişmiş ülkelerin sorumluluğu var. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler bunu yapmak zorundalar. Peki bunu yaparken karşımıza başka güçler çıkacak. Çıkacak tabii. Minimum kar dediğiniz nedir? Minimum kar dediğiniz emeğe yani çalışan insana daha az para vereceksiniz. Maksimum kar ne demektir? Minimum maliyet, düşük ücret vereceksiniz. Maksimum da kaça tutturursan, kaça satarsan. Dolayısıyla kendi ülkene gelir transfer ediyorsun. Bazı kişilerin ki Suat Bey yeni bir kavram, yeni bir sınıf çıktı. Plütokratlar. Plütokratların özelliği şu. Bu aynı zamanda emekçi. Ama olağanüstü bir zekaya sahip. Bir yazılımla dünyanın parasını kazanabiliyor. Patronundan daha fazla para kazanan kişi çıkıyor ortaya. Plütokratlar dediğimiz evet. Yeni bir sınıf aslında. Daha Türkiye'de bu konu bile yeteri kadar ele alınıp tartışılmadı. Bunların zenginliklerini acaba biz nasıl az gelişmiş ülkelere kaynak aktarımıyla sağlayabiliriz? Nasıl yapabiliriz biz bunları? Ve o kaynağı aktarırken de o ülkenin onurunu düşünerek yapmamız lazım. Yardımı ona göre yapmamız lazım. Yatırımı ona göre yapmamız lazım. Bir sorumluluk anlayışı içinde yapmamız lazım bütün bunları. Bütün bunları yaparken demokrat olmamız lazım. Yani otoriter rejimlerin ülkeleri felakete sürüklediğini, insanın düşünmesine sınırlama getirdiğini, insanların oylarını, haklarını, demokrasi açısından yetkilerini büyük ölçüde sınırladığı ve elinden aldığını, düşünen insanları hapse attıklarını da biliyoruz. Bu ülkeler gelişmez. Gelişmiyor zaten. Demokrasisi gelişmiş, bütün ülkeler gelişmiştir. Demokrasi gelişmemiş bütün ülkelerde az gelişmiş ülkelerdir. O halde biz buradan da yola çıkarak dedik ki, Karl Marx bir dönem bir meşhur sözü vardı. Dünyanın bütün işçileri birleşin. Çünkü zincirlerden başka kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Avrupa Parlamentosu'na beni çağırmışlardı, davet etmişlerdi. Orada böyle bir konuşma sırasında dünyanın bütün demokratları birleşin demiştim. Yine Marx'ın sözüne yollama yaparak. Dünyanın bütün demokratlarının, Almanya'daki, Fransa'daki, Amerika'daki, Japonya'daki, Güney Kore'deki bütün demokratların bu bağlamda birleşmesi lazım. Hem ulusal hem uluslararası sorumluluğunun bir gereği olarak. Buna vurgu yaptık. Arkasından da 16 madde halinde nelerin olması gerektiğini bir şekliyle anlatmaya çalıştık. Yeni anayasa, işte parlamenter evet. Sisteme dönüş vesaire. Türkiye'de ne olmalıdır? Gerçekten de Türkiye'de anayasalar şu veya bu etki altında yazıldı. Hiçbir zaman değişik kültür, değişik sınıf veya değişik gruplardan, anlayışlardan olan insanlar bir araya gelip bir uzlaşma arayamadı. Buna bir türlü fırsat verilmedi. Hep darbeler oldu. Darbelerden sonra anayasa, yasalar ve biz buna darbe hukuku diyoruz. Bu çıktı ortaya. Şimdi buradan Türkiye'yi çıkarmak artık bütün tarafların bir araya gelip yeni, güzel, demokratik bir anayasa yapması lazım. Ben herkesin inancına saygı duymalıyım. Herkes de benim inancıma saygı duymalı. Ben herkesin kimliğine saygı duymalıyım. Herkes benim kimliğime saygı duymalı. Ben herkesin yaşam tarzına saygı duymalıyım. Herkes benim yaşam tarzıma saygı duymalı. Bu nedir? Bu ortak yaşama kültürünü, ortak yaşama inancını pekiştirmek demektir. Dolayısıyla kavgasız en azından. Bu alanda kavgadan arınmış bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Bunlar için tabii birbirimizi önce dinlememiz gerekiyor. Yani kesinlikle. Kulaklarımızı kapattığımızda, kendi kesinlikle. Önyargılarımızda. İşte bu süreç bize düşünme ve dinleme fırsatı veriyor bana göre. Oturdum düşündüm arkadaşlarımla beraber. Ya biz bir şey yapmamız lazım. Parlamentonun 100. yılı aşıldı. 100. yıl. Türkiye Büyük Millet Meclisi. 23 Nisan 1920. 23 Nisan 2020, 100 yıllık dönemler ülkelerin de insanlığın da tarihinde önemli süreçlerdir, yüzyıllar.
100 yıl sonra geldiğimiz noktaya baktığımızda biz acaba cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırdık mı? 16 maddeyi parlamentoda okudum. Niçin? Eğer 100 yılıncı bir parlamentonun kuruluşunun 100. yılında konuşuyorsanız, eğer 100. yılında bir gelecek perspektifi çizmemişseniz, siz doğru dürüst bir politikacı değilsiniz. Ve siz geleceğe yönelik sorumluluğunuzun farkında değilsiniz. Ben bunu çizdim. Bu şekliyle ortaya koydum. Yazının özü bu. Şimdi dediğim gibi herkesin doğal olarak beklentisi güncel meselelere girmek ama, girmek ama zaten bütün bunları konuşacağız. Evet. Bunların belki somutlaşmış hayatımızda şu an dokunan halleri spesifik örneklerle konuşacağız belki ama yani eskisi neydi, yenisi ne olmalı ve buradan nasıl çıkılır açısından. Öyle. Şimdi somut ve güncel konulara gelebiliriz. Çünkü bu bir zemin sağlayacak demiştim, öyle olacak. Örneğin buradan çıkışı işte dayanışma. Bir de şimdi buyurun. Suat Bey, Ramazan ayındayız aslında. Evet. Yani manevi duygularımızın yoğunlaştığı, bir anlamda kendi ruh dünyamızda, manevi dünyamızda kini öfkeyi bir tarafa bırakıp sevgiyi, hoşgörüyü öne çıkardığımız bir sürecin içindeyiz aslında. Dolayısıyla düşünmemiz gerekirken, hani ön yargılarımızdan arınalım derken bunun da altını özenle çizmek isterim. Biz eğer gerçekten ön yargılarımızdan arınıp düşünmeye başlarsak, bize yapılanı bir başkasına da, bize yapılan bir haksızlık varsa, başkasına da aynı haksızlık yapıldığında ona karşı çıkabiliyorsak, o zaman insan olmanın ne kadar önemli olduğunun farkına varmış oluruz. Biraz ekonomik kısmından gidecektim ama madem siz oradan açtınız konuyu, Ramazan ayı, işte iftarlara gidilirdi, iftarlara gelinirdi vesaire. Dayanışmanın yükseldiği dönemlerdir. Halkın değerlerinin bir görünür olduğu vesaire. Ama işte birbirimizi dinleyelim dediniz, dinlememiz lazım dediniz. Öfke dilinden uzak kalınması diyorsunuz ama şimdi tam tersine yine böyle bir dönemde işte bir öfke dili kullanıldı. En azından partinizden yapılan değerlendirmeler de hep öyle oldu. Pazartesi gününden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına herhangi bir cevap vermediniz. Öncelikle o konuşmayı dinlediğinizde ne hissettiniz? Ve böyle bir dönemde böyle bir üslup kullanılmasını neye bağlıyorsunuz? Bir ulusa sesleniş konuşması şöyle, altında. Cevap vermeye değer mi? Önce bu sorunun cevabını bulmak lazım. Cevap vereceğiniz kişinin kendisini aşması lazım, ön yargılardan kurtulması lazım. Kinle, öfkeyle devlet yönetilmez Suat Bey. Kinle, öfkeyle yönetilmez. İntikamla devlet yönetilmez. Bürokrasiye girdiğimde, o yıllarda genel müdür olan üstadım, sonra bakan oldu, müsteşar oldu vesaire bakan oldu. Üstadım bana şunu söyledi. Siz maliye tabiri. Maliyeden, evet maliyeden. Dedi ki ileride önemli yerlere gelebilirsin. Sana hep evet diyen insanı dinlemesen de olur. Ama birisi bir düşüncene hayır diyorsa onu mutlaka dinlemelisin. Neden hayır diyor. Erdoğan'ın ruh halinde. Efendim? Bu yöntemi kullanıyor musunuz? Kullanıyorum tabii. Aykırı düşünceler. Bana göre, ben düşünmeyebilirim ya. Ama her düşüncenin kendine göre bir şeyi vardır, bir altyapısı vardır yani. İnsanlar düşüncelerini bir şekliyle ifade ederler. İki, devleti yöneten kişilerin devlette liyakati ne olduğunu bilmeleri gerekir. Çünkü devlet dediğiniz kişilerden oluşan bir şey değildir, kurum değildir. Kurumların bileşkesinden oluşan ve insana, o bileşke içinde, o toplumda yaşayan, insana hizmet eden bir organdır devlet. Merkez Bankası, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, bütün bunlar kurumlardır. Ve her kurumun yasal görevleri vardır. En tepedeki kimdir? En tepedeki devletin sigortasıdır. Ona da biz Cumhurbaşkanı diyoruz. Yani herkesi kucaklayan kişi demektir. Herkesi kucaklaması gereken bir kişi sadece kendi partisinin lehine çalışır, diğer partileri rakip olarak görürse Cumhurbaşkanı olmaz. Bunun da altını özenle çizdim zaten. Dolayısıyla
Erdoğan'ın konuşması sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına beni üzdü. Bu ülke acıyla, kanla, gözyaşıyla kuruldu. Her karışında şehit kanı var. Her karışında. İster Çanakkale'yi alın, ister Antep'i alın, ister Maraş'ı alın, ister İzmir'i alın. Her karışında vardır. O zaman devlete liyakat dediğiniz, işi ehline teslim etmek dediğiniz kavramı niye göz ardı ediyoruz? Niye kavga ediyoruz? Hele Ramazan'da. Peki neden? Ben de onu sormuştum. Neden buna ihtiyaç duyulur? Bunu şundan soruyorum. Genel olarak yapılan yorumlar şöyle oldu. Acaba işte uzunca bir süredir uyguladığı bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Bir kitleleri kendi etraflarında konsolide etme, birleştirme. Dolayısıyla korona sınavında iyi bir korona günlerinde iyi bir sınav veremedi. Dolayısıyla bunun sonuçları görünmeden acaba bir baskın seçim, erken seçime mi gidecek? Anketler bunu mu gösteriyor? Vesaire gibi değerlendirmeler oldu. O sebeple soruyorum. Yani Ramazan'da ve korona gibi herkesin ortak sorunun olduğu bir dönemde bu dile neden ihtiyaç duydu sorusunun sebebi buydu. Bu dile şimdi bir insan belli bir yere demokrasilerde oyla gelir. Aynı şekilde vatandaşa gidersiniz. Vatandaş oy vermese görevden ayrılırsınız. Bir insan eğer ortaya çıkan tabloyla gideceğini görüyorsa nerede hata yaptığını sorgulaması lazım. Ama hayır, ben hiç hata yapmadım. Devlet demek zaten benim. Benim şahsımın üstünde hiçbir organ, hiçbir kurum yoktur diye başlar ve o şekliyle devleti o anlayışla yönetmeye kalkarsa sorun çıkar. Erdoğan'ın yaptığı bu. Gideceğini görüyor, kaybedeceğini görüyor. Dolayısıyla acaba yerimde nasıl tutunabilirim bunun arayışı içinde? Bir sürü laf etti benimle ilgili. Bir sürü laf etti yani şehir hastaneleriyle ilgili. Ona ayrıca geleceğiz zaten. Evet, yani bir sürü laf etti. Bunlara hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ya millet can derdinde. İnsanlar evlerine çekilmiş vaziyetteler. Sıcak mesajlar vermek varken, birlik mesajları vermek varken neden kavga? Aklım almadı benim. Yani bunu makul hiçbir şeyini düşünemiyorum ben. Covid-19 olayı ortaya çıktıktan itibaren hep nelerin yapılması gerektiğini anlattım. Şunu, 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 şunu yapın dedim. Ben de arkadaşlarım da. Yapmadıkları zaman bakın yapmazsanız şu sonuçlar çıkar diye. Onu da söyledik. Bazen 5 madde, bazen 7 madde, bazen 13 madde. Bütün bunları saydık. Neleri nasıl yapması gerektiğini de bütün bunları söyledik. Hepsini yaptılar mı? Hayır, ama bir kısmını yaptılar. Doğru, bir kısmı yapıldı. Ama yetersiz yapıldı. Ama yapıldı yani. Şimdi kimsenin hakkını yemek istemem. Ama bir kısmı yapılmadı. Hala ciddi sorunlarımız var. Ekonomik olarak sorunlarımız var. Bütün bunların çözülmesi lazım. Peki bakın, böyle bir tabloda ne olması lazımdı? Covid-19 olayı Çin'de ortaya çıktığında Sayın Erdoğan'ın yapması gereken ilk şey şu olması lazım. Sağlık Bakanlığı, Bakanlar Kurulu'na davet edip, Sayın Sağlık Bakanı gel bakalım. Bu virüsün dünyaya yayılacağı söyleniyor. Siz de geçen yıl 2019'da Covid-19 raporu hazırlamıştınız. Pandemi 19 raporu hazırlamıştınız. O raporu hazırlayan bir sürü de akademisyen var. Gel Bakanlar Kurulu'na bir briefing ver. Ne oluyor bu? Biz buna göre ne yapmalıyız diye. Yapılmadı. İki, yine benim önerimdi, arkadaşlarımın önerisiydi. Bir anayasal kurum var. Ekonomik Sosyal Konsey. Ekonomik Sosyal Konsey'i hemen süratli bir şekilde çağırın dedim. Toplayın. Ne demek Ekonomik Sosyal Konsey? Sorunu yaşayanlarla Suat Bey, sorunu yaşayanlarla sorunu çözecek olanların yan yana gelmesi demektir. Çiftçisi olacak, işçisi olacak, emeklisi olacak, efendim doktoru olacak, yani diğer sivil toplum örgütleri, sanayicisi olacak. Bunları çağıracaksın. Kardeşim bak böyle bir olay var. Hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz bize bir söyleyin. Biz de oturalım bunu düşünelim. Bakacağız, bütçemize bakacağız, imkanlarımıza bakacağız. Yasa mı çıkarmak gerekiyor yoksa bir kararnameyle mi bunu yapmak mümkün, bir genel tebliğ ile mi bunu yapmak mümkün? Biz bunu yapalım.
Yapılmadı bu. Yanlış oradan başladı. Bakın Suat Bey, bir olayı iyi kavramanın ve sorunu çözmenin yolu ona uygun strateji geliştirmenizle olur. Nasıl geliştireceksiniz stratejinizi? Ortaya çıkan olay. Ne olay? Bir, sağlık mı? Evet. Demek ki en önemli olay sağlık sorunu. İki, bunun yarattığı işsizlik mi? Ekonomi. Evet. Tabii, ekonomi. Çünkü yanlış at. Evet, 252.690 iş yeri kapandı. 252.690 iş yeri. Yani 11 Mart'tan bu yana. Evet, kapandı. Kapanması doğru mu? Evet, doğru. Ama kapanan iş yerleriyle ilgili önlem almak lazım. Çünkü bu insanlar kapandı ama aç kalacaklar bunlar. İşsizlik demek ki stratejinin ikinci ayağı, işsizlik olayını nasıl çözeceğiz? Üçüncüsü de işsizliğin doğuracağı yoksulluktu. Hükümetin böyle bir stratejisi var mı? Hayır, yok. Sağlık, evet sağlık var. Niçin? Cumhuriyetin yetiştirdiği ve hepimizin iftihar ettiği bir sağlık ordumuz var. Üniversitelerimiz var, tıp fakültelerimiz var, devlet hastanelerimiz var. Hemen hemen bütün illerde, ilçelerde bir şekilde sağlık hizmeti veriliyor. Ve en yetenekli doktorlar, hekimler bütün Avrupa'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde. Onlar görev yapıyor mu? Evet, yaptılar. Günün 24 saati mi? Evet, günün 24 saati. Peki biz ne yaptık? Alkışladık. Evet, doğru mu? Doğru. Ek ödeme yapın dedik. Sağ olsunlar, ek ödeme yapıldı. Ama hepsine değil. Bir grup yine ek ödemenin dışında tutuldu. Onlara da yapılması lazım. İşsizlikle ilgili ne yapıldı? Kısa çalışma ödeneği. Zaten yasası vardı. Kısa çalışma ödeneğinden yaralanamayanlar için 1177 lira. Günde 39 lira 24 kuruş. Evet. Bakın Suat Bey. Asgari ücret 2300 lira. Bak, haksızlığı anlatacağım size. Haksızlığı anlatacağım. Gerçekten bu çok ciddi bir şey. Şimdi düşünün, ikimiz de sigortalıyız. İş yerinde çalışıyoruz. Siz benden daha uzun süre çalıştığınız için siz kısa çalışma ödeneği alıyorsunuz. Ama ben daha kısa süre çalıştığım için ben kısa çalışma ödeneği alamıyorum. İkimize bağlanan aylık arasında 588 lira fark var. Ben 588 lira daha az alıyorum. Ama ben de işsiz kaldım. Ben de sigortalıydım. Siz de işsiz kaldınız. Niye bu farklılık var? Bunun giderilmesi lazım. Kanun çıkarken bunu hatırlattık iktidara. O da insan, bu da insan. O da evli iki çocuklu, ben de evli iki çocukluyum. O da beş çocuklu, ben de beş çocukluyum. Ona veriyorsan para, 588 lira para, bana da aynı imkanı sağlaman lazım. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Orada mantık neydi peki? Yani bu ayrım neden mantık yapıldı? Daha kısa süre sigortalı olduğu için. Ha, pardon, söylemiştim. Veya yani kayıt dışı çalıştırıldığı için. Kayıt dışı çalışması onun elinde değil ki. Onun günahı değil ki. Onu kayıt dışı çalıştıran gidip patrona söyleyeceksin. Patronun yakasına yapıştıracaksın, yapışacaksın. Neden işçi sigortası çalıştırıyorsun diye. Bunun olması lazım. Bu da olmadı. Bakın dediğim gibi haksız. Biz bu haksızlıklara dikkat çektik. Yanlış yapıyorsunuz. Buna benzer uygulamalar. Yoksullukla mücadele. Bir ülkeyi Suat Bey, bir ülkeyi 18 yıl kesintisiz yöneteceksiniz. 18 yıl. İstediğiniz kanunu çıkaracaksınız. İstediğiniz kararnameyi çıkaracaksınız. İstediğiniz bürokratı istediğiniz yere atayacaksınız. İstediğiniz bürokratı istediğiniz yerden alacaksınız. 18 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yoksul sayısı azalmadı, arttı. Madem ki Ramazan'dayız, madem ki evlerimizde oturuyoruz, bütün AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. 18 yıl, 18 yıl görev yaptılar. Bu ülkede hala neden çocuklar yatağa aş giriyor? Bu ülkede neden hala insanlar umutsuzluk nedeniyle intihar ediyor? Ama bu koronadan dolayı ek ödeme yapılanlar var. Hani açıklanan pakette biliyorsunuz. Var tabii. Ben şimdi onlara hayır yok diyemem. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Suat Bey, bir şey söylerken mutlaka belgeye dayanırız. Mutlaka bilgi olur.
boş konuşmak kadar siyasette yanlış bir şey yoktur. İlk 3 ayda, 2020 ilk 3 ayında hükümetin topladığı vergi 176 milyar lira. 22 milyar lira da dışarıdan borç aldım. 43 milyar lira da içeriden borç aldım. 40 milyar liralık da döviz bozdurdu Merkez Bankası'ndan. Ayrıca bu süre içinde 56 milyar lira da para bastı. Yani kağıt maliyeti yani. Yeni 1000 liralar. Para bastığını açıklamadı ama siz. Yani o veri nereden? Merkez Bankası. Merkez Bankası. Tabii hepsi para bastı. O da yetmedi. Merkez Bankası'nın 30 milyar olan döviz rezervi de bu arada düştü. Doları 7 lirada tutmak için. Harcanan para ne kadar? Ne yani kadar? Elden geçen para ne kadar? 536 milyar lira. Ayrıca işsizlik sigortası fonunda da 131 milyar lira para var. Şimdi bakın toplamda 668 milyar lira. Eski parayla 668 katrilyon lira para hükümet kullandı. İlk 3 ayda. Evet ilk 3 ay kullandığı para. Şimdi sadece yoksullara dedi ki 2 milyon 400 bin kişi. 4 milyar 400 milyon lira para verdi. 1000 lira. O da her ay değil. Bir sefere mahsus 1000 lira. Bir sefere mahsus. Bu ay kullandın, önümüzdeki ay hiçbir şey yok. Nasıl geçinecek bu adam? Yani şunu mu tam olarak 698 milyar lira kullanıldı ama o giden para yoksula giden yoksula, para. Yoksula yani yardım amacıyla bakın yardım. Kredi açmak ayrı o. Zaten borç ödeyecek yeri. Karşılıksız yardım olarak ödediği para 4.4 milyar lira. Bir şey söyleyeyim Suat Bey. Özellikle AK Partili kardeşlerin dinlesinler. Bu süre içinde borçlanma dolayısıyla, hükümetin borçlanması dolayısıyla ödenen faiz miktarı ne kadar? 38 milyar lira. Eski parayla 38 katrilyon lira. Fakir fukaraya 4 milyar, tefecilere 38 milyar veriyorsunuz. Şimdi ben bunu sorunca, ben bunları anlatınca yine kıyamet kopacak ben biliyorum. Vay neden konuştun diyecekler. Fakir fukaranın hakkını kim savunacak Suat Bey? Garibanın hakkını kim savunacak? Yatağa aç giren bir çocuğun ve o çocuğun annesinin yaşadığı dramı kim savunacak? Kim dile getirecek? Baba işsiz, anne işsiz, üniversiteyi bitiren oğlu işsiz, üniversiteyi bitiren kızı işsiz. Peki bunların derdini kim dile getirecek Suat Bey? Siz bu sürecin sonunda şimdi %14'e yaklaşan bir işsizlikle karşı karşıyayız. İşte 256 bin dediniz sanırım faaliyetini durdurmuş işletme var. Evet 256 bin. Evet. Şimdi bu sürecin sonunda bugünkünden daha vahim bir ekonomik tablo bekliyor musunuz? Şu seçim sorusuna getirip tekrar bağlamak istiyorum. Bundan dolayı da bir erken seçim, baskın seçim bekler misiniz? Şimdi şöyle. Daha ağır bir ekonomik tablo, ekonomik kriz tablosu ve bu seçime zorlar mı? Sormak istedim bunu. Daha ağır bir tablo ortaya çıkacak tabii. Görünen o. Yani bu politika izlenirse görünen o. İşsizlik daha fazla artacak. Görünen tablo bu. Biz baştan hükümeti uyardık zaten. Yanlış yapıyorsunuz diye. Yanlış politika izliyorsunuz diye. Ya sadece Suat Bey, Londra'daki bir avuç tefeciye verdikleri para ya, faiz verdikleri faiz ya. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ödedikleri faizden çok daha faizini ödü. Yüksek paralar ödediler ya. Hala ödüyorlar. Hala ödüyorlar. Ana orada kısa vadede sorun çözüm bulabilirler miydi ki zaten? Efendim? Yani kısa vadede çözüm bulunabilecek bir sorun mudur? Kısa vadede para bastılar 56 milyar lira. Hiçbir maliyeti yok. Sadece kağıt maliyeti var. 56 milyar lira. 56 milyar lirayı kime verdiler? Kime verdiler? 4.4'ünü verdiler ya, garibanlara. Diğerini kime verdiler? Ben bilmiyorum. Diğerini kime verdiler? Bakın sadece işsizlik sigortası fonu.
131 milyar, o 131 küsür milyar lira eski parayla 131 katrilyon lira para var orada. 2019 faiz geliri ne kadar bu fonun? 16 milyar lira. Sadece faiz geliri, bakın ana para duruyor yerinde. Sadece faiz geliri 16 milyar lira. Şimdi buradan çağrı yapalım. Sayın Erdoğan'a, hükümete çağrı yapalım. 16 milyar lirayı fakir fukaraya verin kardeşim. Faiz geliri bu. Yani siz bir biçimde bir kaynak var diyorsunuz. 16 milyar lira elde ediyorsun sen. Faiz geliri elde ediyorsun. Tahakkuk ediyor zaten bu. Etmiş zaten bu. Dolayısıyla sen sağlık çalışanlarına ek ödeme vermediğin 4D'li işçiler var. Ver onlara biner lira. Apartman görevlileri var. Yani bizim kapıcı dediğimiz apartman görevlileri var. Biz evimizde rahat rahat otururken bu insanlar gidip bakkaldan alışveriş yapıp bizim ihtiyacımızı karşılamıyor muydu? Riski üstlenmiyorlar mıydı? Apartman görevlilerine ver kardeşim 1000 lira. Kuryeler var. Ver onlara 1000 lira. Böyle baktığınız zaman pandemi döneminde siz 16 milyon kişiye 16 milyon kişiye 1000 lira verebilirsiniz. 4 milyon kişiye değil. 16 milyon kişiye bakın. İşsizlik sigortası faizini verebilirsiniz. Benim amacım buydu. Bir taraftan hani eleştiri söylerken çözümünüz var mıydı? Tabii, onu anlamaya çalışıyordum. Bu gayet açık. Bir çözümü var diyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Bakın Sayın Berat Albayrak ekonomi %5 büyüyecek dedi. Bütün dünya diyor ki bütün ekonomiler küçülecek. Ama Berat Bey aksini söylüyor. Şunu söyleyeyim o zaman. 2020'de ekonomi %5 büyümezse Berat Bey istifa edecek mi? Çünkü Berat Bey sıradan bir yerde değil. Sıradan bir kişi de değil. Hem sırtını saraya dayamış vaziyette, Erdoğan'ın damadı. Saraydan olağanüstü güç alıyor. Artı emrinde olan geniş bir medya zinciri var. Artı çok iddialı. Ben ekonomiyi %5 büyüteceğim diyor. O zaman %5 büyütürse şapkamızı çıkaracağız ve kutlayacağız. %5 büyütmezse ayrılması lazım. Milletin yakasından düşmesi lazım. Ayrılır mı? Hayır, ayrılmaz. Niye ayrılsın? Erdoğan bırakmaz ki. Niye bırakmaz? Ve birisi devletin başında, birisi de hazinenin başında. Aile şirketi gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti yönetiliyor yani. Ama nihai fatura Sayın Erdoğan'a kesilir. Efendim nihai fatura fakir fukaraya kesilir. Erdoğan'a ne fatura kesilecek? Sarayında oturuyor zaten. 1100'ü odalı saray zaten. Ekmek elden, su gölden. Vatandaş ne öder? Vatandaş hava gazı, doğal gaz diyelim, vatandaş elektrik, vatandaş efendim su parası, vatandaş dolmuş parası, vatandaş otobüs parası, vatandaş metro parası. Bunları öder, okulması, bunları öder. Erdoğan bunların hiçbirisini ödemez. Kira dahil. Ne derdi olacak zaten? Olan kime? Garibana oluyor. O nedenle Cumhuriyet'teki yazıda demiştim ki artık dünyanın bütün demokratları sosyal devleti keşfetmek zorundadır. Sosyal devlet nedir? Fakirin, fukaranın yanında olan devlettir. Sosyal devlet emeğiyle geçinenlerin yanında olan devlettir. Sosyal devlet hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği süreci başlatan devlettir. Bakın bu süreçte bir şey daha önerdim. Sayın Erdoğan dün medyada da paylaşan yardım alan ailelerle bir görüşme yaptı. Bizim inancımızda sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazım. Fakirin onurunu korumanız lazım. Çünkü yoksulluk kader değildir. Onu o hale getiren, izlenen politikalardır. Bir ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi. Ey fakir gel bakayım, şu millet seni bir görsün, bak ben sana yardım ediyorum. Bu o insanları aşağılamadır. Ekrem Bey, Sayın Ekrem İmamoğlu, bir ara Erdoğan dedi ki, hani sen süt dağıtacaktın fakire, fukaraya, çocuklara, niye dağıtmıyorsun? Ekrem Bey aylardır dağıtıyordu. Ama hiçbir zaman bunu fakirin sırtından propaganda yapmadı.
Mansur Bey aynı şeyi yapıyor. İzmir'de aynı şeyi yapıyor. İzmir aynı şeyi yapıyor. Eskişehir yıllardır yapıyor. Antalya yapıyor. Mersin yapıyor. Adana yapıyor. Tekirdağ yapıyor. Bütün bunlar hepsi yapıyorlar. Dolayısıyla bakıldığı zaman şu gerçekle karşılaşıyoruz. Devlet yönetiminde vatandaşa saygı, devlet yönetiminde değerlere saygı. Ya yoksulun yoksulluğunu afişe edebilir misiniz siz ya? Sen fakirsin, gel seni çıkarayım, ben sana bu şunu veriyorum. Bu kısma geleceğim efendim. Yani orada birkaç boyutuyla geleceğim. Aşevlerinden işte bu yardım dağıtımlarına, evet. CHP'li belediyelerin evet. yardımının engellenmesine evet. kadar. Fakat şunu sormuş olayım az önceki verileriniz ışığında. Aslında kaynak var dediniz ve bir kaynak da gösterdiniz. Şimdi çokça tartışılan bir başka bir şey evet. var. İşte köprü, otoyol. Türkiye zengin bir ülke. Suat Bey, Türkiye zengin bir ülke. Bütün mesele kaynağı halk için kullanacaksın. Ve kullandığın her kuruşun hesabını millete vereceksin. Siz evet. şöyle bir tablo çıkardınız mı? Evet. Örneğin bu işte mücbir sebeple şöyle şeyler söyleniyor. Yani mücbir sebeple bu geçiş garantisi verilen tüneller, otoyollar, köprüler evet. vesaire. Şimdi mesela mücbir sebeple ben bunların ödemesini kesiyorum. Sözleşmelerde böyle hükümler var mı? Bir. İkincisi, bu kesildiği zaman ne kadar bir kaynak olacaktı gibi bir veriye sahip misiniz? Çok tartışıldığı için tabii, bir kaynak çünkü sonuçta. Suat Bey, bu sözleşmeler gizli. Bu sözleşmeler gizli. 600 milletvekili de bunu bilmez. 600 milletvekili de bunu bilmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da bunu bilmez. Ben de bilmem. Hiçbir il başkanı, hiçbir ilçe başkanı bilmez. Genelkurmay Başkanı da bilmez. Diyanet İşleri Başkanı da bilmez. Sokaktaki vatandaş da bilmez. Üniversitedeki hoca da bilmez. Nedir bu? Kimse bilmez. Verdikleri garantiler var. Şimdi Sayın Erdoğan çok güzel bir şey söyledi. Covid-19 başlangıcı dedi ki bir sürece giriyoruz. Doğru. Zor bir süreç. Doğru. Fedakarlık yapma dönemi doğru. Herkesin fedakarlık yapması lazım. Eyvallah. Yanlışa yanlış, doğruya doğru. Bu laflar doğru mu? %100 altına imzamı atarım. Peki yanlış nereden başlıyor? Fedakarlığı kim yapacak? Dükkanı kapattın. Ama aynı zamanda ideolojik bir tercih biliyorsunuz. Evet, yani. Pastaneyi kapattın, kahveyi kapattın, esnafı kapattın, dükkanı kapattın. Güzel. İşçiyi de dedin ki çekil kardeşim, biz hastalıkla mücadele ediyoruz. Onlar bir fedakarlık yaptılar mı? Yaptılar. Neye? Gelir elde etmiyorlar. Onlara bir şey ödenmedi. Dükkanı kirada olan adama bir şey ödenmedi. Biz kiralarını ödeyin dedik. Bütün dünya ödüyor, sen de öde kardeşim. Niye ödemiyorsun onun kirasını? Öde. Ödenmedi. Yanında çalışan işçilere kısmen bir ödeme yapıldı. O da bir sefere mahsus fakir olanlara. O da başka bir şey yok. Peki o zaman fedakarlığı asıl yapması gerekenler kim? Sırtı kalın olanlar. Yani para pul içinde yüzenler bu fedakarlığı yapması lazım. Üç örnek vereceğim. Üç örnek. Osman Gazi Köprüsü. 2020 yılında hazineye minimum mali, bak minimum 2 milyar 300 milyon lira. 2 milyar 300 milyon. 300 milyon lira. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bu garantilerden dolayı. Garantiden öte. Para ödeyeceksiniz. Hı hı. Minimum maliyeti 790 milyon lira. Avrasya Tüneli minimum maliyet 300 milyon lira. 3 milyar 400 milyon ediyor. Otoyolları da dahil ettiğinizde bunun işine 6 milyar liranın üzerinde ödeme yapılacak. Bir yıllık ama değil mi? Minimum. Hı hı. Bir yıllık ama. Tabii 2020 hı hı. yılında. Hı hı. 6 milyarın üzerine. Bunlar hangi fedakarlığı yaptı? Hiçbir fedakarlığı yapmadı. Bu dediğim minimum rakam neden minimum? Köprüden çok araba geçerse devletin yükü az oluyor. Şimdi sokağa çıkma yasağı var, kimse köprüden geçmiyor. Ama devletin ödeyeceği para sürekli artıyor.
Yani şu anda halkla da paylaşamıyor yükü, sadece kasadan mecburen ödüyor. Götürecek, ödeyecek yani. Mücbir sebep diyorsunuz. Sözleşmeyi bilsem, böyle bir düzenleme var, tamam. Bir gazeteci arkadaşımız yazdı, mücbir sebep var diye. Dolayısıyla buradan yola çıkılarak bunlar devletleştirilebilir veya ödeme ötelenebilir diye. Biz çağrı yaptık. Dedik ki bu toplumda herkese diyorsun ki fedakarlık yap. Dolar bazında garanti verdiğin, dolar bazında gelir garantisi verdiğin bu adamlara de ki ya kardeşim kusura bakmayın. Bir yıl bari siz de 2020 sonuna kadar bunu biz öteleyelim. Sana 2021'de ödeyeyim. Elimde bu para kalsın. Fakire fukaraya, esnafa, şuna buna verelim yani. Verelim diyor. Herkes fedakarlık yaptı, bu beyler yaptı. Neden böyle olmaz? Ben bunu anlamakta zorlanıyor insan çünkü. Bir hani sözleşme gizliliğini ticari sırdır vesaire. Yani olabilir mi? Olabilir. Normalde hani şeffaf bir devlette olmaması gereken bir şey ama sonuç olarak yani gerçekten çok zor bir dönemden geçilirken 6 milyar lira bir başka kaynak işte bu. Yani bu işi verdiğiniz insanlarda veya şirketlerde bunu... Burada daha havaalanı yok. Havaalanı burada yok. Şehir hastaneleri yok da. Bu dediğim sadece 3 örnek. Bu kararı alamaz mı? Yani sonuç olarak alınabilir işte birazdan... Karar alır ama ne olur başına ne gelir biliyor musunuz? Ne gelir? Londra mahkemelerine gidecekler. Ha. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemeleri bu konuda yetkili değil. Altına o imzayı attılar. Şimdi AK Parti'ye oy veren kardeşlerime gerçekten sormak isterim ya. Hani yerliydi, milliydi bunlar ya. Kendi mahkemesine dahi güvenmiyor. Garantiyi veriyorsunuz, hazine garantisi veriyorsunuz, fakir fukaranın hakkını veriyorsunuz, torunlarımızı borçlandırıyorsunuz. Bir itilaf çıktığı zaman da yetkili olan Londra mahkemeleri diyorsunuz. O zaman da elinizi kolunuzu bağlıyor zaten. Ve Ramazan ayındayız. Evet. Reklama gidelim mi? Ne dersiniz? Kulağıma söyleyebilirsiniz. Çünkü konuşacağımız konular var. Buradan biraz devam edeceğiz. Bu, evet. Bu dönemde en çok konuşulan şeylerden biri işte sizin şehir hastaneleriyle ilgili eski açıklamalarınızın gündeme gelmesi. Orada yani bakıldığında bir tarihte bir şey, başka bir şey söylemişsiniz. Allah öteki aşkına tarihte... şu şeyi de yayınlayın. Yok, şimdi sizin bir isteğiniz benim oldu mu? Benim yaptığım şehir hastaneleriyle ilgili benim mecliste yaptığım konuşma var. Trabzon şeyde Fındıklı'da yaptığım konuşma var. Efendim milletvekili toplantısında yaptığım konuşma var. Belediye başkanları toplantılarında yaptığım konuşma var. Şehir hastaneleriyle ilgili yaptığım konuşmalar biliyorum, var. Bunu bir öyle bir isteğiniz, evet, olmuştu ama çok uzunca bir şey o tabii. Yani bayağı bir uzunca. Biz bir bölümünü olur, verelim. Çünkü olur. Ben de işte ilk o yayınlandığında tabii ki herkes konuşmayı yapan siz olduğunuz için ve sizi çok yakından, evet, takip edenler dolayısıyla sizin o konudaki görüşlerinizi veya öteden bu yana taşıdığınız, evet, çizgiyi biliyor olabilir. Ama işin açıkçası şöyle baktığınızda bir tarihte başka bir şey söylüyor Kemal Sonraki Kılıçdaroğlu. Sonraki tarihte başka bir şey söylüyor. Evet, başka, evet, bir şey söylüyor. Bunu zaten soracaktım ama, tabii, siz ona zaten bir hazırlık yapmışsınız. Evet. Bir yayınladığınız bir band. Evet. Ben ondan bir bölüm göstereceğim. Tamam. Onun üzerine ben gerçekten ne söylediğinizi, tamam, söyleyeceğinizi merak ediyorum. Pek çok konu var konuşacağımız. Süreyi de ayarlamaya çalışacağız. Kısa bir ara vereceğiz. Tekrar birlikte olacağız. Başlayacağız. Aslında konu devamlı açısından biraz araya girmiş gibi olacağım ama atlarsak eminim ki sosyal medyadan çok sayıda mesaj alacağım. Evet. Röportajın yapılacağını duyunca, sosyal medyadan duyurunca pek çok kesimden çok spesifik kendi sorunlarına ilişkin sorular geldi. Çok, evet, da şaşırtıcıydı. Ama en yoğun gelen sorulardan birisi şuydu, çok yoğun yazılan. 18 Mart'ta 20 bin öğretmen ataması yapılmış ve, evet, atamam yapıldı diye işte işini bırakmış, öyle, vesaire. Şu anda atanmış öğretmen ama özlük hakları işlemiyor ve maaş alamıyorlar. Siz çözüm merciinde oradan değilsiniz. Oradan tasarruf yapıyorlar. Çözüm merciinde değilsiniz ama öyle ya da böyle bizim sesimiz olsun diye Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu bir yoğun mesaj bombardımanı oldu. Bunun çözümü nedir? Şimdi sonra öteki konulara devleti geçeceğiz. Bakın, devleti adaletle yönetmek, devlette liyakati esas kılmak temel unsurlardan birisidir, söylemiştim daha önce. Öğretmen alacağız diye, 20 bin öğretmen alacağız diye açıklama yapıyorsunuz. Gayet güzel. Hı hı. İtiraz eden var mı? Hayır. İhtiyaç var mı? Evet, var. Arkasından kurallar çekiliyor. Tamam. Kararnamenin çıkması lazım.
imzalanması lazım. Kim imzalayacak? Tek adam. Yani Erdoğan imzalayacak. Erdoğan önde bekliyor bu kararnameyi. Neden? Maaş almasınlar diye. Okullar tatil, bunlar maaş almasın. İşten çıktılar, kimya en azından. Efendim, devlet böyle yönetiliyor. Zaten sorun da oradan çıkıyor. Kurayı çekti mi? Çekti. İşinden ayrıldı mı? Ayrıldı. Şimdi çalışmaya başlarsa suç. Çünkü artık 657'ye tabi olacak bu. Ama şimdi aç, geliri yok. Niye vermiyorsun? 20 bin öğretmene verdiğiniz aylık nedir Allah aşkına ya? Nedir Allah aşkına ya? Görev verirsiniz bunu insanlara. Bu insanlara görev verirsiniz. Hiçbir şey yapmasanız bile bu insanlara verin görev. Beceremediğiniz maske dağıtımını bari verin bunlara ya. Yani gerçekten 20 bin öğretmen adına üzülüyorum. Yazıktır ya. Devlet böyle yönetilmez. Devletin bir saygınlığı vardır. Devlete vatandaşın güven duyması lazım. Kura çekildi, benim atamamın yapılması lazım. Onu bekliyor zaten. Hı hı. Varsa bir şey çıkıp kamuoyuna anlatırlar. Şu nedenlerle biz atamayı yapmıyoruz derler. Herkes herhangi bir şekilde bir şey yapmaz. Ama bize gelen bilgi, acaba bunların sırtından da bir tasarruf yapabilir miyiz? Bunlara bir ay eksik maaş ödesek, acaba buradan bir kar elde edebilir miyiz? Bunlar daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımıyorlar ya. Devlet, güçlü bir devletimiz var. Gelirleri, kaynakları iyi olan bir devletimiz var. Yeter ki yerinde ve zamanında kullanın, adalette kullanın. İsraftan kaçının. Her türlü israfı yapacaksınız, 20 bin öğretmenin atamasını yapmayacaksınız. Niçin? Şimdi bunu da bir tasarruf mantığıyla yaptıktan söylüyorsunuz. Evet, biz bunun takipçisiyiz. Milli Eğitim Bakanı istiyor. Hazırlayıp gönderdi zaten bunu. Berat Bey'i ikna etmeleri lazım ve Erdoğan'ı ikna etmeleri lazım. Damat kayınpeder yani ikisi. Şimdi bu fazla bir vaktiniz yok. O yüzden evet. Biraz hızlanacağız. Ben tabii. Birinci bölümde biraz daha tabii. Hani böyle yaygın gittik öyle evet. Söyleyeyim. Tekil tekil böyle şu. Hükümetin başlattığı bir yardım kampanyası oldu. Evet. İşte çok da eleştirdiniz. Siz de eleştirdiniz. Yani vatandaşına para verilir. Bizde IBAN verildi vesaire gibi benzetmelerle evet. Eleştirildi. Toplanan para 1 milyar 800 milyon lira. Evet. Şimdi, sizce bu iyi bir rakam mı? Ve bu hükümet, mesela siz bu rakamı duyduğunuzda hükümete bir güven endeksi oluşturmak isteseniz neresinde kalıyor 1 milyar 800 milyon lira? Bunun büyük bir kısmını zaten kamu bankaları, yani kamu kuruluşları ödedi yani. En büyük parayı da Merkez Bankası. Yani devlet bu cebinden aldı, bu cebine koydu. Efendim biz 1 milyar 800 milyon lira topladık. 2 milyar bile bulmadı yani. Dolayısıyla vatandaş hangi para istiyorsunuz ya? Elin oğlu Trump'tan tut, efendim şeye kadar, Japonya'ya kadar herkes vatandaşına para veriyor. Bunlar el açmışlar, vatandaştan para istiyorlar. Ya vatandaş nereden verecek size parayı kardeşim? Dükkanını kapattın, işçisinin işine son verdin. Aylardır gelir elde edemiyorum. Ne verecek bu adam size? Ne verecek yani? Dolayısıyla toplanan bu para... Devleti tam bakın, bizim dışımızda, dünyada böyle bir örnek yok. Fransa'da yok. İtalya'da yok, Tunus'ta yok, Cezayir'de yok, Japonya'da yok, Avustralya'da yok, Papua Yeni Gine'de, Zelanda'da yok. Hiçbir yerde yok yani. Çin'de yok, hiçbir yerde yok. Bizde var. Neden? Para yok. Nereye gitti paralar? Tefecilere niye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim ettiniz? Neden yapıyorsunuz bunu? 56 milyar lira nakit para bastınız. Merkez Bankası matbaaları çalıştı. Niye ayrıca gidiyorsun? 56 milyar lira oradan almışsın. Bununla yap bari bir şeyler. Para alacağım diyor. Her gün akşam televizyonlarda işte bize biraz daha para verin. Ne yapacaksınız parayı? Ne yapacaklar? Ben size söyleyeyim. O yol köprü vardı ya. 2 milyar 300 milyon lira yanlış hatırlamıyorsam. Nisan ayın içinde ödenmesi gerekiyor. Evet, Osman Gazi. Efendim? Evet, Osman Gazi evet, evet. Ödenmesi gerekiyor. O para için. Peki yani o bir para yoksa şimdi bir taraftan çok güncel tartışmalardan biri şu CHP'li belediyelerin yardım çabası diyeyim. Çünkü evet. İşte engellemeler vesaire de oldu. Bir para yoksa CHP'li belediyelerde de olmaması gerekir toplam ekonominin içinde sonuçta o belediyelerde. Doğru. Bir, siz raporlar alıyorsunuzdur kendi belediyelerinizden. Evet. Onlar kaynağı nasıl yaratıyor ve neden engelleniyor? Çünkü şey şu, izah şu,
Valilikten izin almanız lazım ki bazı belediyelerimiz de örnek gösterdi. Valilikten izin alanlar bu destekleri verdiler halka diye. Soru bu. Şöyle Suat Bey, bağış alma konusunda engel çıkardılar. CHP'li belediyeler bağış alamaz diye. İstanbul başladı. Ekrem Bey'in kampanyasını engellemek için yaptılar. Daha sonra Ankara'da Mansur Bey'in kampanyası için, diğer belediyeler için de benzer uygulamalar oldu. Sonra bunu biraz daha ileriye götürdüler. Öteden beri, yani yılın 12 ayında işte yoksul ailelere sıcak yemek götüren aşevleri vardı. Aşevlerin banka hesaplarını da bloke ettiler. Hizmet vermesin belediyeler bir anlamda diye. Şimdi gerekçesi şu Suat Bey. Seçimlerden önce hep şunu söylediler. Bakın ha, sakın CHP'ye oy vermeyin. CHP'li belediyeler gelirse bu yardımların tamamını keser. Bunları her yerde günün 24 saatinde dile getirdiler. Kendi gazetelerinde, kendi televizyonlarında, kendi söylemlerinde, Erdoğan'ın kendisinin söylemlerinde sakın vermeyin, gelirse bu yardımlar kesilir. CHP'li belediye, vatandaş teveccüh etti, sağ olsunlar, seçildiler. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bir baktılar ki hiç yardımlar kesilmiyor. Yardımlar aynen devam ediyor. Hatta daha iyi, daha geniş bir kitleyi kucaklayarak devam ediyor. Covid-19 çıktığında tabii süreç biraz daha büyüyecekti. Acaba yardım kampanyalarıyla biz bu işi daha geniş bir kitleye götürebilir miyiz diye. Onu da durdurdular. Ama belediye başkanlarımız şunu yaptı. Gerçekten hepsini yürekten kutlamak lazım. Hepsini. Fedakarca günün 24 saatinde bütün engellemelere rağmen, bütün kısıtlamalara rağmen her vatandaşa ulaşmaya çalıştılar. Bir şeyler yapıyorlar. Eksiktir, yanlıştır. Ama şunu herkes kabul ediyor. CHP'ye oy versin vermesin. Ya bu belediyeler herkese bir şeyler götürmeye çalışıyorlar. Biz düzenli olarak, bakın bizim hazırlığımızı, bir de hükümetin hazırlığına bakın. Onlar Covid-19 çıktığında hiçbir şey yapmadılar, hatta insanlar ölünceye kadar. Belediyeler ne yaptı? Biz ne yaptık? Parti olarak. Hı hı. Bizim kendi sistemimizde 65 yaş ve üstü olanlar hangi adrese oturuyor ve hangi belediye sınırları içinde? Kendi belediye sınırlarımız içindekilerin hepsini bildirdik. Şuraya girdiğinizde sizin belediyenizde 65 yaş üstü vatandaşlar, bunlar aile şeklinde veya tek başına, buralarda var. Bunları bildirdik ve bunlara yardım yapılmasını istedik. Ha, bu bir merkezi kararla bildirildi. Bildirildi. Bütün belediyelerimize bildirildi. Hükümet yaptı mı bunu? Hayır, yapmadı. Bakın biz yönetime ne kadar hazırız? Biz devlet değiliz. Devleti yönetmiyoruz. Ama belediyelerimiz beldeyi yönetiyorlar. Kime nasıl ulaşacak? Kim, hangi adresi, 65 yaşında veya onu aşan kaç kişi var? Bunlara hizmet gidecek mi, gitmeyecek mi? Yoksul aileler kimler? Bütün bunların hepsi bir şekliyle tespit edildi. Biz düzenli bilgi alıyoruz. Son aldığımız bilgileri ben vereyim. Ya bunu kontrolünde, takibinde yapıyorsunuz. Evet, 30 Nisan 2020 itibariyle bizim 11 şehir, büyükşehir belediye başkanı da dahil, belediye başkanlığı da dahil, 3.633.333 aileye aynı yardım yapıldı. Yani 3.600.000 diyelim yuvarlak aileye aynı yardım. 284.371 aileye nakdi yardım, parasal yardım. Suyu, borcu olduğu için suyu kesilen aileler vardı. Bunların sularının hemen açılmasını istedik biz. 248.287 ailenin, hanenin suları açıldı. Borcu olup olmadığına bakılmaksızın. 18.693 belediye ait iş yerleri vardı. Kiralar ertelendi. Bunlardan kira alınmıyor. Evde bakım hizmeti verilen kişi sayısı 263.906 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor. Belediye elemanlarını gönderiyor, evde bakım hizmeti veriliyor. Dağıtılan kişisel koruma ekipmanı, dezenfektan, temizlik ürünleri 28.913.792.
28 milyon kişi bir anlamda ulaşıldı. Bina, araç, gereç ve dezenfektan çalışması işte ister kamunun, bazen valiler, kaymakamlar talep ediyorlar şurayı da dezenfekte edin diye. Bazen belediyelerimiz işte huzur evleriydi efendim, kadın sığınma evleriydi ve diğer insanların toplu yaşadığı mekanlardı veya caddelerde, sokaklarda, otobüslerde vesaire falan. 1.419.629. Bütün bunların tamamı yapılıyor. Hala yapılmaya da devam ediyor. Pek çok belediyemiz kendi maskesini üretiyor. Sadece kendisine değil, herkese maske de dağıtıyor. Küçük belediyelerimiz de yapıyor bunu, büyük belediyelerimiz de yapıyor. Maske dağıtmamıza bile engel oldu. Maske dağıtmamıza ya. Ekmek dağıtmamıza engel oldu. Ekmek ya. Ekmek dağıtıyorsun ya. Ramazanız. Ramazan ayındayız ya. İyilikte yarışın diyor Rabbimiz. İyilikte yarışın. Sen iyilikte yarışmak istemiyorsun. Sen de yap kardeşim yardım ya. Benim elimi kolumu niye bağlıyorsun? Bırak. Fakiri kim bilir? Mahallenin muhtarı bilir. Bir de belediye başkanı bilir. Muhtarlarla beraber mi çalışıyor? Beraber çalışıyorlar. Bir şey sorabilir miyim? Bu kimin imkanı daha iyi? Valinin imkanı mı daha iyi, belediyenin imkanı mı daha iyi? Aşevleri kapatıldıktan sonra bir çözüm bulundu mu oraya? Tabii bulundu. Ha, o aşevleri yine aynı şekilde ailelere sıcak yemek veriyor. Tabii. Kaynaklarına el konuldu ama? El konuldu ama yapıyor. Belediye kendi imkanlarıyla yapıyor. Hmm. Eskiden şöyleydi. Diyelim ki varlıklı bir aile fakirlere yardım etmek istiyor. Belediyenin aşevleri hesabına diyor ki ben örneğin 5.000 lira veriyorum, yemeği yapın. Tamam, yapıyor o yemek. Masrafı o karşılıyor. Şimdi bu paralara bloke kondu, el kondu. Vermeyeceğiz. Bu dönemle de ilgisi yok o paraların aslında. Yok efendim, bu öteden beri zaten böyle. Yeni bir olay da değil yani. Eskişehir'de böyle yapıldı. Efendim Muratpaşa'da, Antalya'da böyle yapıldı. Yani bu insanlar öteden beri belediye başkanları bu buralarda yemek pişiyor ve insanlara bir şekilde gidiyor, dağıtılıyor bu yemekler yani. Hukuken normal mi eskiden bu yana toplanan paralara da el konulması? Hayır efendim, hiçbirisinin hukuk tarafı yok yani. Bakın, belediye yasasında belediye gelirlerinden birisi de bağışlardır. Ama yasaya aykırı olarak bu yapıldı. Belediye başkanlarımız bunu bir mazeret kabul etmediler. Yani efendim elimiz kolumuz bağlandı, biz yardım etmiyoruz demediler. Hayır. Ne yaparlarsa yapsınlar, ulaştılar. Yardımı yaptılar. Para olsun o. Dedik ki gerekirse bazı yatırımlarınızı kesin. İnsan sizin bulunduğunuz beldede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin dedik. Bakın bir örnek olay daha anlatayım. Ümraniye, İstanbul Ümraniye'de insan olan herkesin utanacağı bir olay yaşandı. Belediye meclis üyeleri, belediye başkanına diyorlar ki şu yoksul ailelere de yardım yapın Ümraniye'de. Hı hı. Efendim diyorlar, onlara CHP'liler yardım yapsınlar. Biz kendi partilerimize yapıyoruz. Hemen aradım İstanbul İl Başkanı'nı, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ve belediye başkanlarımızı, Anadolu yakasındaki ortak bir basın açıklaması yapın dedim. Ümraniye'de yardıma kim ihtiyaç hissediyorsa, hangi partiden, hangi kimlikten, hangi yaşam tarzından olursa olsun, bizim vatandaşımızsa, yapmıyorlarsa o yardımı, telefon verin, o yardımı doğrudan doğruya siz götürün, o ailelere teslim edin. Bu utancı Türkiye Cumhuriyeti Devleti çekemez. Fakirin partilisi mi olur ya? Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi bu anlattıklarınızdan işte pazartesi günkü konuşmada Sayın Erdoğan'ın kullandığı paralel nitelemesi. Evet. Bir hizmet orada yürüyor, bir hizmet burada yürüyor. Paralel, yani o paralelinle çağrıştırdığını da hepimiz biliyoruz sonuç olarak. Bu benzetme ileriye dönük var da çünkü pek çok HDP'li belediye el konulmuştu. Evet. İleriye dönük bir sizde kayyum endişesi yaratıyor mu? Hiçbir endişe yaratmaz. Yapılan tanımlama da yanlış Allah aşkına ya. Belediye terör örgütü olur mu ya? Ya fakire yardım ne zamandan beri terör suçu haline gelmeye başladı? Yoksula, garibana yardım yapmak ne zamandan beri terör olmaya başladı? Yardım yapılıyor zaten. Valinin kaç tane, valilikte kaç personel çalışıyor? Belediyede kaç personel çalışıyor? Bakalım. Valinin bütçesi nedir? Belediyenin bütçesi nedir? Bakın.
Dünyanın her tarafında bakın pek çok ülke maskeleri belediyeler aracılığıyla dağıtıyor. Ya koskoca devleti yönetiyorsunuz. Hala bir maskeyi bile dağıtamadınız ya. Maske ya. Yok eczane dağıtacak, yok paralı olacak, yok bedava olacak. Ya milletle alay mı ediyorsunuz ya? Bir maskeyi dağıtamayan bir yönetim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sağlıklı yönetemez. Zaten yönetemiyor. Asıl sorunumuz da buradan başlıyor. Sen teşvik edeceksin belediyeleri, biraz daha yardım yapın diyeceksiniz. Bir engelle karşılaşıyorsanız haber verin, engeli aşalım diye. Biz merkezi yönetimle yerel yönetimin işbirliği içinde çalışmasını isteriz. Bakın, merkezi yönetimle yerel yönetimle. Çünkü yerel yönetimler merkezi yönetimin üstünde bir kurum değildir. Yerel yönetimleri, merkezi denetimin bütün organları denetleme hakkına sahiptir. Bağış mı alıyorsun? Bağışı nereye harcandın? Amacına uygun harcandın mı, harcamadın mı? Bunu denetleme yetkisi merkezindir. İçişleri Bakanlığı müfettişi gene denetler, İçişleri Bakanlığı kontrolörü denetler, Sayıştay denetçisi denetler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu denetler. Herkes denetleyebilir. Belediye başkanı da hesap vermek zorunda. Dolayısıyla burada paralel vesaire gibi efendim olur mu? Ne paraleli? Şimdi Allah kimseyi şaşırtmasın. Gerçekten de. Devleti yönetmek çok zor bir şey değildir. En başarılı yönetici kimdir biliyor musunuz? Kendisine en az ihtiyaç hissedilen yönetici en başarılı yöneticidir. Çünkü öyle bir mekanizma kurar ki herkes kendi işini yapar. Ve yönetici rahat eder. Tepeden kontrol eder. Saat gibi yani. Sistemini kurmuşsa kendisi işler. Tabii. Şimdi siz her şeyi ben yapacağım diyorsunuz. 20 bin öğretmenin kararnamesi var imzalamıyorsunuz. Allah bilir 50 tane, 100 tane, 1000 tane, 10 bin tane dosya bekliyor. Hiçbir bakanın iradesi yok. Hiçbir bakan. Böyle bir devlet yönetilmez ya. Devlette iş bölümü dediğimiz bir şey var. Kurumlar dediğimiz bir şey var ya. Elbette siz politika belirleyeceksiniz parti olarak. Buna itirazımız yok. Politika belirlersiniz. Belirlediler zaten politikayı. Ne oldu? Londra'daki tefecilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisini teslim ettiler. Yalvarıyorlar acaba nereden para bulacağız diye. Bu noktaya geldik yani. Şimdi bütün aslında konuşmalarınızın bütününden bir noktaya geliyor da bunu da şöyle sormuş olayım. Pazartesi günkü o konuşmadaki sert ton ve işte bu belediyelerimize engel çıkarılması da işte evet yani neden? Çünkü bir hizmet gösteriyorsunuz ve bunun görülmesini veya evet. Daha ileri çıkmasını istemiyor falan. Bütün toplamda çıkan şey mesaj şu. Pazartesi günkü o tondaki sertleşme ve ta başta konuştuğumuz koronadan da kaynaklı olarak daha otoriter bir döneme mi giriyoruz? Pek çok insan şu anda bunu tartışıyor. Televizyon programlarında, gazete sayfalarında. Bizim Anadolu'da güzel bir söz vardır. Zulmedenin çabuk gitmesi için zulmün artsın diye dua ederler. Bir an önce gitsin diye. Firavun anlayışıyla bir devlet yönetilemez. Fakirin, fukaranın onurunu inciten bir devlet ayakta durmaz. Siz devleti kim için yönetiyorsunuz? Devleti hangi anlayışla yönetiyorsunuz? Devlet adaletle yönetilir. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Adaleti yok ettiniz. Devlet liyakatle yönetilir. Liyakati yok ettiniz. Yeni Kapı'da şunu söyledim. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmesin dedim. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmesin dedim. Niye söyledim? Bu kurumlar devletin temel organlarıdır. Bizim kültürümüzün odağını oluşturur bunlar. Aynı zamanda adaleti, aynı zamanda manevi dünyamızı zenginleştiren alanlardır bunlar. Siz buralara siyaseti sokarsanız bunlar olmaz. Peki yani bilmez göstergeler mi? Arka arkaya da geliyor bir yönüyle. Yani göstergeler demeyeyim, son dönemde hani koronayla mücadele edilen bir dönemde işte Ramazan ayının ruhuna da dikkat çektiniz ama işte
bir evin müştemilatı, hadi diyelim müştemilatı da değil de işte usulsüz kullanıldığı gerekçesiyle bir fotoğraf çekiliyor. İl başkanınız adliyeye çağrılıyor. O haberi yapan gazeteciler adliyeye çağrılıyor. İşte haber yapan gazeteciler, evet. Barış Pehlivan, Barış Terkioğlu, Murat Ağırel, Yeni Yaşam'dan Aydın Keser, Ferhat Çelik, işte Hülya Kılınç. Arka arkaya bir gazeteci tutuklamaları. Halk TV'ye verilen cezayı ayrıca bir soracağım zaten evet. de. Bütün bunlara baktığınızda ve zaten genel beklentide acaba dünya ve Türkiye, dünyayı tartışırken evet. daha otoriter bir döneme mi giriliyor? Bunlar sizin için birer gösterge midir? Daha otoriter bir çizgiye yönelileceğin konusunda. Daha otoriter bir çizgiye Türkiye yönelecek. Yöneldi zaten. Ama o biraz daha pekişecek, öyle görülüyor. Şimdi Fahrettin Altun gidip de izin alsaydı, yani ihale açıldı diyelim Vakıflar Genel Müdürlüğü. O ihale de şaibeli. İhalenin hangi saatte yapılacağı bütün ihalelerde var, orada yok. Çok düşük bir fiyatta alıyor. Hadi aldın diyelim. Ne yapacaksınız? Gidip eğer o çalışıyorsanız Cumhurbaşkanlığında ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanıysanız her şeyden önce sizin hukuka, sizin yasalara uymanız lazım. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Boğaziçi Müdürlüğü var. Müdürlükten izin isteyeceksiniz. Ben buraya işte bir pergole yapacağım. Buraya çiçek ekeceğim, gül ekeceğim, temizleyeceğim burayı vesaire. Kiraladım. Aylığı 285 lira. Boğaz manzaralı bir yer. İzin istersiniz. Kimse de sana çiçek ekeceğim, gül ekeceğim, burayı temizleyeceğim, yok sana izin vermiyorum demez. Alırsınız izni, gider yaparsınız. Kimse sokağa çıkmıyor. Sokağa çıkma yasağı var. Katakulliyle buraya gidip izinsiz bir şeyler yapıyorsunuz. Çıkıp özür dilemesi lazım. Ya doğru, yani bir yanlışlık yaptık. Ben normalde izin almam gerekirdi. İzinden sonra ben bunu yapacağım. Hiçbir şey olmazdı. Biz de bir şey demezdik yani. İzinsiz bir şey yapıyorsunuz, ihbar geliyor. Evet, gidip bakıyorlar, izinsiz. İzin yok ortada. Biz yıkacağız diyorlar. Yıkın diyorlar, yıkıyorlar. Mesele bitti. Arkasından bu haber oluyor tabii. Haber olmaması için hiçbir neden yok bu. Çünkü Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'nda görevli, onun tepesinde olan bir kişi yasaları bir tarafa atıp kendi bildiğini okursa o dünyanın her tarafında haberdir. Vay efendim, siz bunu haber yaptınız, bu işte bilmem ne terör olayıyla falan filan, işte evim çıktı falan filan. Orada bir şarkıcı var, zaten onu videoya almış. Kendi şeyine, Twitter hesabından yayınlamış. Onun avukatı da, yani Fahrettin Altın'ın avukatı da onu da yayınlamış. Şimdi siz kalkıyorsunuz Allah aşkına, ya akıl, mantık yani. Bunu Türkiye'nin gündemi haline getirdiler. Neden? Beceriksizlik görülmesin diye. Bu yani korona dolayı, korona tablosu görünmesi diye. Terör. Ya gazeteci ne yaptı yani? Ama ya bu çok ileri bir şey değil mi? Sırf bu görünmesin diye gazeteci tutuklamak. Tabii ya, yanlış tabii. Yaptığı haber yanlış mı? Hayır, yanlış değil. Doğru mu? Evet, doğru. Kendisi de kabul ediyor. Polisler de söylüyorlar. Polisler de söylüyorlar. Evin fotoğrafı falan yok, öyle bir şey. O da yok zaten. Dolayısıyla bakıldığı zaman Türkiye'nin gündemi bunlarla meşgul olmamalı. Herkes hukuka, kanuna uymalı. Ben çok iyi bir yerdeyim, güçlü bir yerdeyim. Erdoğan benim arkamda, ben işte oturacağım, ben bunun hesabını yapacağım. Benim için kanun, tüzük, yönetmelik hiçbir şey geçerli değildir derseniz olmaz o zaman. Olmaz. Şimdi gazetecilerin hapse atılması. Evet. O da yanlış. Niye gazeteciler hapiste? Yaptıkları haber yanlış mı? Hayır, doğru. Niye hapiste bu gazeteciler? Uzun süre iddianameleri hazırlanmadı. Hakan Aygün de var. Evet, o tweet bana ait değil diyor. Bilgisayarımla beraber gittim diyor. Bilgisayarımla beraber gittim. Bakın dedim ya. Yok bu. Atın içeri. Niçin? Yargısız infaz yapıyor. Yapan kim? Yargısız infazı yapan bizim yandaş medya dediğimiz havuz medyası. Yargısız infaz. Bu kişi aynı zamanda pelikancıların başı, biliyorsunuz. Orada bir ayrışma var, biliyorsunuz. Öyle iddialar var. Boğaz'da oturanların, evet. Boğaz'da oturanların öyle bir özelliği var. Boğaz manzarasını seyredip ülkeyi öyle yönetmek istiyorlar. Efendim, çok küçük bir evde oturuyorum, mütevazi bir evde oturuyorum. Ve doğru, mütevazi ev, Boğaz manzaralı, o güzel, ne kadar güzel. Kaç tane böyle mütevazi evimiz var? Şimdi efendim, bu pelikan mevzunu söylediniz.
daha önce işte Pelikan'la ilgili bir tartışmadan dolayı TV5 televizyonuna ceza geldi. Şimdi evet. Siz de bir Pelikan mevzu Pelikan'a geldi. Şimdi böyle bir demokrasinin kılıcının rağmen, altında yayıncılık tabii, yapılıyor. Suat Bey, her şeye rağmen bu ülkede namuslu hakimler var. Yani kalemini güce teslim etmeyen, adaletten, akıldan, hukuktan yana olan vicdanlı hakimler var. Vicdanlı savcılar var her şeye rağmen. Hepsi öyle değil. Hepsi öyle değil. Belli yerlere getirilenler öyle. Belli davalar onlara düşürülüyor. Onlara biz zaten hakim demiyoruz. Onlara savcı da demiyoruz. Onlar sarayın taleplerini yerine getiren ve Erdoğan'ın da sopa olarak kullandığı kişiler. Yani Erdoğan'ın sopası onlar. Dolayısıyla onları baskı dönemlerinde Türkiye'de onları tanıyacak. Hepimiz onları tanıyacağız. Beni üzen ne biliyor musunuz? Onlar gelecekte çocuklarının yüzüne bakamayacak noktaya gelecekler. Bu şimdi Halk TV'de sonuç olarak ben de burada yeniyim ama öteden beri işte belli bir etki sağlamış evet. bir kanaldan söz ediyoruz. Bir nefes borusu olmuş. Zaten kaç tane öyle kanal var en nihayetinde saydığınızda. Bir evet farklı seslerin en azından çıkıp konuşabileceği, konuşabildiği bir zemin. Fakat tabii gazetecilik standartları içinde işte RTÜK kuralları ve yasal mevzuata uygun bir şekilde bir yayıncılık yürütülüyor. Evet. Ama en nihayetinde işte 5 program durdurma cezası. Üstüne bir de işte idari para cezası. Bu kurumlar zaten yani işte çeşitli sebeplerle bir tanesi iktidar korkusuyla evet. zaten reklam gelirleri çok azan olan kanallardır. Yani hem yayın durdurma işte sonrasında ta lisans iptallerine kadar gidecek maddelerden cezalandırmalar aynı zamanda ekonomik yaptırım bir ses kısma. Şimdi az önce gazetecilerden getirdik. Daha otoriter bir döneme mi gideceğiz gidiyoruz diye sormuştum. Kendi yargısını Putin'e satan insandan bu ülkeye hayır gelmez. Papazı serbest bırak dediği zaman yıldırım hızıyla papaz serbest bırakılmışsa bu ülkede adalet de yoktur, hukuk da yoktur. Erdoğan ne söyledi? Barışlarla ilgili olarak, Oda TV ile ilgili olarak. Daha uçaktayken, daha ortada bir şey yokken hesabını soracağız dedi. Hesabını verecekler dedi. Talimat kime idi? Savcılara idi. Savcılar gereğini yaptı mı? Yaptılar. Hapse attılar mı? Hapse attılar. Hukuksuz mu? Evet hukuksuz. Adaletsiz mi? Evet adaletsiz. Bu olayla ilgili olarak ne dedim? Medya için, televizyonlar için. Bu virüslerin de hakkından geleceğiz diye bir cümle kullandım. Evet, medya ve siyasetteki virüsler ifadesi. Medya ve siyasetteki virüslerle ilgili. Talimat kime? RTÜK'e. Aldı mı talimatı? Aldı. Siz şimdi... En ağır cezaları veriyor. Evet, bu daha başlangıç. Üst sınırdan. Öyle mi diyorsunuz? Ya başlangıç. Sonra nereye gidecek? Bakın göreceksiniz. Bir süre sonra bu kanalların kapatılmasına doğru gidecekler. O zaman Türkiye nereye gidecek? Sonuçta dünyada bir ligdesiniz. Efendim demedik mi diktatör yönetimi gidecek diye? Bu aynı zamanda bütün dış kaynakların neden kesilmesi. Neden deniyor zulmün? Dış kaynağın hiçbir önemi yok. Dış kaynağa bel bağlamak kadar yanlış bir şey. Yani şu açıdan söylüyorum. Sonuç olarak bir çarkın dönebilmesi gerekiyor ya hani. Evet. Bir şeydir en azından bir emperyal güçlerin kalmasını istedikleri kişi rahat elde edebilecekleri ve sözünü geçirebileceği kişidir. Emperyal güçler. Bir telefonla eğer papazı bırakıyorsan bundan daha değerli bir kişi yoktur. Bir telefon. Merkel telefon ettiği zaman gazeteciyi bırakıyorsan, bıraktığın gazetecinin eline bir başka mahkemenin tutuklama kararını verdiğin halde havaalanında uçağa bindirip Almanya'ya gönderiyorsan Erdoğan'dan daha iyi bir kişi yoktur. Bu gerçeği de artık herkesin görmesi lazım. Çünkü bir kişiyi etkilediğiniz andan itibaren bütün ülkede istediğinizi yapabiliyorsunuz. Hı hı. O nedenle emperyal güçler sağlıklı, dinamik, saat gibi çalışan bir devlet istemezler. Bir kişi isterler, o kişiye istedikleri sözü geçirirler, ipleri ellerindedir ve olay gider. Peki bir ana muhalefet... Senin mal varlığını araştıracağım dediler değil mi? Ülkeyi yöneten kişinin çıkıp şunu söylemesi lazımdı. Benim mal varlığımı araştırmazsanız namersiniz. Benim kendi milletime
veremeyeceğim hiçbir hesap yoktur demesi lazımdı. Dedi mi? Diyemedi. Kimin kontrolünde? O zaman bu soruyu herkesin düşünmesi lazım. Buradan nasıl çıkılacak? Bunun altını şöyle doldurayım. Demokrasiyle. Tamam ama şöyle doldurayım bunu. Sonuç olarak sonuç olarak değil tabii. Ana muhalefet partisinin başındasınız ve son yıllarda da özellikle belli bir alan açarak yönlendirdiğiniz pek çok siyasi gelişme var. Şimdi yeni bir takım yani partiler de devreye girdi. Üstelik AK Parti'den kopan partiler devrede artık. İşte Deva Partisi Ali Babacan'ın, Gelecek Partisi Davutoğlu'nun, Saadet Partisi, İYİ Parti, HDP. Böyle baktığınız zaman bir muhalefet bloku var. Buradan nasıl çıkılırı sormak istiyorum. Temaslarınız var mı? Ve bu sözünü ettiğiniz riske yürümemek için ortak ne yapılması gerekiyor? Böyle bir temasınız var mı? Şöyle, Cumhuriyet'teki yazda ne demiştim? Dünyanın bütün demokratları birleşin diye. Demokrasi hepimiz için geçerli olan en güzel yönetim şekli. Çok farklı partileriz. İYİ Parti ayrı, Saadet Partisi ayrı, Deva Partisi ayrı, Gelecek Partisi ayrı, AK Parti ayrı, efendim MHP ayrı, Büyük Birlik Partisi ayrı, DSP ayrı. Her birimiz ayrı ayrı partileriz. Ama her birimizin bir ortak hedefi, yani bir ortak şeyi var. Nedir o da? Demokrasi. Demokrasiyi savunacağız. Demokrasi üzerine gideceğiz. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Demokrasi olacak ki ben de konuşabileyim, benim rakibim de konuşsun. Tercihi kim yapacak? Tercihi millet yapacak. Millet bizim iktidara getirir, başkasını mı iktidara getirir? Başımızın üstünde yeri var. Her sıkışmanın tek çözümünün demokrasi olduğunu artık bu ülkenin insanların kabul etmesi lazım. Bütün siyasi partilerinde, bütün aydınlarında, bütün sanatçılarında, bütün yazarlarında kabul etmesi lazım. Çıkış yolu demokrasidir. İstedikleri kadar baskı kursunlar. Kuruyorlar mı? Kuruyorlar zaten. Telefonlarımızı dinliyorlar, bizi izliyorlar, baskılar kuruyorlar, engellemeler yapıyorlar, parlamentoda çalıştırmıyorlar. Yapsınlar ama siz anlatacaksınız, gezeceksiniz Türkiye'yi. Vatandaşa gideceksiniz, esnafa gideceksiniz, sanayiciye gideceksiniz, işçiye gideceksiniz, işsize gideceksiniz, herkese gideceksiniz. Ben vatandaşlarımdan sadece şunu istiyorum. Hepiniz vergi veriyorsunuz, şu soruyu sorun. Benim ödediğim vergiyi nereye harcadın? Demokrasinin çıkış kaynağı budur. Bu sorunun sorulmadığı yerlerde demokrasi topaldır. Bu sorunun sorulmadığı yerlerde. Çocuk yeni doğduğu andan itibaren vergi öder. Doğduğu andan itibaren. Ölürken de kefen bezi alırsınız, onun da vergisini ödersiniz. 23 Haziran seçimleri İstanbul için söylüyorum. Aslında halk kendi içinde bir koalisyona açık olduğunu gösterdi. Demokrasiden yana olduğunu gösterdi, evet. Yani buna açık, bu diyaloğa öyle, açık. Üst tarafta bir temas arayışı veya ara ara görüşmeler. Yok yani şu anda herhangi bir görüşme yok tabii. Zaman zaman belli konularda. Biz de ben örneğin İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaları, demeçlerim, televizyondaki konuşmalarını dikkatle izliyorum. Sayın Davutoğlu'nun da, Sayın Babacan'ın da, Saadet Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nın da, Sayın Temel Bey'in de yaptığı açıklamaları, konuşmaları büyük bir dikkatle dinliyoruz, izliyoruz zaten. Onlar da demokrasiye vurgu yapıyorlar. Onlar da daha güçlü bir Türkiye'den yana olduklarını söylüyorlar. Onlar da adaletten, haktan, hukuktan yana olduklarını ifade ediyorlar. Onlar da Cumhuriyet'in demokrasiyle taşlandırılması gerektiğine vurgusunu yapıyorlar. Onlar da devlette saydamlığı, devlette şeffaflığı istiyorlar. Devlet kurumlarının ehliyetle yönetilmesini istiyorlar. Aslında bu işlerin sağ solu yoktu yani. Bu işler İnsan odaklı işlerdir. Ortak payda bütün çok fazla mesele, diyorsunuz. Tabii ortak payda. Bütün mesele ayrışma noktası belki şu olabilir yani. Birimiz diyebiliriz ki önce yol yapalım. Öbürümüz diyecek ki önce hastane yapalım. Bir başkası diyebilir ki önce fakir fukaraya bakalım. Birisi diyecek kaynakları daha verimli kullanalım. Buralarda görüş ayrılıkları çıkabilir. Ama demokrasi konusunda, devletin saydamlığı konusunda, devlette liyakat konusunda, siyasetçinin vatandaşa hesap vermesi konusunda temel kuralların olması lazım. Dün şimdi, genç imam hatiplerle konuşurken, dün evvelki gündü galiba konuşurken onlara dedim ki siz de ödediğiniz her kuruş verginin nerelere harcandığını sormak zorundasınız. Bu kültürü yaygınlaştırmak zorundasınız.
eğer kul hakkını yemek en büyük günahsa, benim ödediğim vergilerin nerelere harcandığının da hesabını verilmesi lazım. Şimdi bu buradan ta en başta konuştuk ama biraz konuşmanın gidişatı itibariyle bir eklektik bir hal olabilir. Ama bağlayacağım yer şu, şehir hastaneleri kısmına getirip bağlayacağım. Evet. Ödediğiniz vergilerin hesabını sorun. Siz o konuşmada şehir hastaneleriyle ilgili Sayın Erdoğan'ın yayınladığı bantta bir yerinde destek açıklıyorsunuz, bir yerinde karşı çıkıyorsunuz. Evet. Sonradan işte sizin partiden yapılan açıklamalarda bizim şehir hastaneleriyle ilgili değil, bunların işte hasta garantileri vesaire efektif olup olmaması gibi bir noktada eleştirileriniz olduğunu aktardılar. Siz ilk kez söyleyeceksiniz. Kesip bir cümleyi bir yerden kesiyor, öbür cümleyi bir başka yerden kesip onu veriyorlar. Evet, şimdi siz sosyal medyadan da bir bant yayınladınız ama o çok uzun bir bant. Evet. Yani biz onu siz de rica ettiniz ama temel bir tartışma konusu olduğu için bu. Evet. Biz onun kısa bir bölümünü bir yayınlayalım. Çünkü en nihayetinde bir röportajda, röportaj yapılanın bir mesajı varsa o sorun yok. Bir verelim o banttan belli bir bölümü, sonra sizi dinlemek isteriz. Yani şehir hastaneleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii. Biz hastanelerin yapılmasına karşı değiliz. Köprülerin yapılmasına da karşı değiliz. Yolların yapılmasına da karşı değiliz. Biz sadece şu soruyu soruyoruz. Hastaneyi kaça yapıyorsunuz? Devlet olarak hastane yapıyorum. Kaça? 100'e. Kaç yataklı? 400 yataklı. 100 liraya yapıyorum. Peki başkasına yaptırıyorum. 400 yataklı. Kaça? 400 liraya. Bir burada 100 lira, burada 400 lira. Üstelik hem 400 lirayı ödüyorum, maliyetini ödüyorum. Aynı zamanda bir de ayrıca ona kar ödüyorum. Ben bunu sormak zorundayım. Ben bunu soruyorum. Hastane yapıyorsun, yüksek maliyetler var. 3 yılda çıkarıyorsun maliyeti, sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. %70 de hasta garantisi veriyorsun. Peki ülkede hastalık yoksa ne yapacağız? Biz soruyoruz. Biz sorduğumuz için de iktidar partisi bize kızıyor. Neden bu soruyu soruyor? Ve konuyu değiştiriyor. Bu CHP hastanelere karşı. Ya niye hastaneye karşı olur? Devlet yönetiminde açıklık ve şeffaflık gerekiyor. Bunların da hiçbirisi yok. Hangi açıklık, hangi şeffaflık var devlet yönetiminde? Sarayın maliyetini bilen var mı? Yok. Milletvekilleri biliyor mu? Hayır, yok. Kimse bilmiyor. Vatandaş, onlar da bilmiyor. Kimin parasıyla yapıldı? Vatandaşın parasıyla yapıldı. Ama kimse bilmiyor. Şehir hastanelerinin maliyeti kaça yapıldı? Kimse bilmiyor. Maliyeti nedir? Kimse bilmiyor. Düşünün. Devleti yönetenler harcadıkları paranın hesabını halka vermiyor. Harcadıkları paranın hesabını halkına vermiyor. Yaptıkları sarayların, inşa ettikleri büyük şehir hastanelerinin, hava alanlarının, köprülerin maliyetini bırakın halkı, o ülkenin parlamentosu da bilmiyor. Siz biliyor musunuz? Sarayın maliyetini, köprünün maliyetini, tüp geçidin maliyetini, şehir hastanelerinin maliyetini, kaça yapıldığını biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Söyleyemezler size. Bilemezsiniz. Bu bütçeye oy vermek haramdır, haram. Haramdır. Vallahi de billahi de haram. Peki onların parası kimin? Kim ödüyor onların parasını? O garip gureba dediğiniz, sık sık dillendirdiğiniz o vatandaşların ödediği vergilerle ödeniyor. Vergiye gelince var, onlara gelince yok. Soramazsın. Bütün bu söylediklerimin faturalarının ne kadar şişirildiğini düşünebiliyor musunuz? 1 liralık balın 1000 liraya aldığını düşünebiliyor musunuz? Sarayın beslemelerinden bu memlekete hayır gelmez arkadaşlar. Vallahi de billahi de hayır gelmez. Aşağı yukarı galiba 8-9 dakikaydı, ben şöyle bir bakmıştım. Suat Bey, en az 10 yerde, 10 ayrı toplantıda, Karadeniz'den tutun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na kadar bunları sordum. Hala soruyorum. Hala. Genel kurulda AK Parti milletvekillerine dönüp soruyorum. Şehir hastaneleri yapıyorsunuz. Gayet güzel. Kaça yapıyorsunuz? Yol yapıyorsunuz. Kaça yapıyorsunuz? Genel kurul dediniz, meclis genel kurulu. Meclis genel kurulunda ve bütçe görüşmelerinde. Hani başka bir yerde de. Hani olur da CHP grubunda yaptık ama AK Partili milletvekillerinin tamamı dinledi. 600 milletvekilinin hiçbirisi bu hastanelerin kaça yapıldığını bilmiyor. Kaç lira garanti verildiğini bilmiyor. Kaç lira ödeneceğini bilmiyor. Ya ben milletvekiliyim. Hadi ben muhalefetin bilmiyorum.
Siz iktidar milletvekili, siz bilin. Siz sorun. Şehir hastanelerinin maliyeti nedir? Kaça yaptınız? Kaç lira garanti verdiniz? Eğer bir uyuşmazlık çıkarsa neden Londra'daki mahkemeler yetkili? Bu soruların cevabını almış değil. Sizin sorduğunuz sorular bunlar mı? Yani bu soruları asıl soruyorum. Bu mudur? Evet, bu. O da diyor ki sen şehir hastanelerine karşısın. Ya akıl var, mantık var. En son yaptığım şeyi söyleyeyim. 25 Eylül 2019. Harcanan İstanbul'da basın toplantısı yapıyorum. Harcanan paraların hesabı veriliyor mu? Verilmiyor. Yol yaptık, köprü yaptık, şehir hastaneleri yaptık diyorlar. Gayet güzel. Havaalanı yaptık, gayet güzel. Hiçbir şey demiyoruz. Peki bunları kaça yaptı? Kaça yaptılar? Hiç mi biri bilinmiyor? Soruyoruz. Kaça yaptınız? Milletvekilimiz soruyor. Diyor ki bu şehir hastanelerini kaça yaptınız? Benim alanıma girmez, Sağlık Bakanlığı benim alanıma girmez. Hazine Maliye Bakanlığı'na sor diyor. Hazine Maliye Bakanlığı'na soruyor. Kaça yaptınız? Hazine Maliye Bakanı da diyor ki benim alanıma girme, Sağlık Bakanı'na sor diyor. Soru önergesi bu. Evet. Ve devlet böyle yönetiliyor. Kaça yaptılar? AK Partili kardeşlerim de sorsunlar. Bu hastane kaça yapıldı? 1 liralık hastaneyi 500 liraya yapıyorsa soru soracağız o zaman. Evet. Bu soruya muhatap olmamak için, açıklamıyorlar. Dünyanın hangi demokrasisinde devlet yaptığı harcamayı açıklamaz? Ya sonunda ben ödüyorum. Tüy bitmemiş yetim ödeyecek. Benim torunlarım ödeyecek o parayı. Kaça yaptığını? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Sözleşmeler gizli. Niye gizli kardeşim ya? Devlet de iş yapılıyor. Ve devlet ona garanti vermişse, satın alma garantisi vermişse veya gelir garantisi vermişse benim bunu öğrenme hakkım var. Artık son sözlerinizi almak isterim. Aslında hani ben devam edebilirim ama sizin... Bir ülkeyi yöneten kişinin halka doğruları söylemesi lazım. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bak çıktı her şey ortaya. Ne olacak şimdi peki? Orada montaj mı yapılmıştı? Montaj en başta öyle söylediniz. Tabii montaj yapılıyor. Bunu ben de biliyorum. Benim dediğim gibi en az 20 yerde ben bu konuşmayı yapmışım en az. Biz o yüzden hani uzun bantı sosyal medyada vatandaşlar girer eğer vakit ayırırlarsa görsünler yani ne söylediğimizi. Son bir dakikamız efendim. Bir son sözlerinizi almak isterim ama o son sözlerinize ben şöyle bir soruyla evet. Gene de geleyim. Bu korona günlerinde işte uzunca süreler evde kaldık. Neredeyse herkes evet. İşte Instagram'dan, Twitter'dan, WhatsApp gruplarından birer şef haline dönüştü ve yaptıklarını paylaşıyorlar. Evet, evet. Bir yani sizin o korona günleriniz nasıl geçiyor? Siz böyle merakınız var mı? İkincisi son sözleriniz ne olur? Bir mesaj olarak şöyle, son bir dakikamız. Evde eşimle beraber yalnızız zaten. Mutfak işini o hallediyor. Hakkını teslim edeyim. O işi gayet güzel yapıyor. Benim ayırdığım kitaplar vardı. O kitapları okuyorum. Dolayısıyla kitapların hepsini böyle birisine başlayıp sonuna kadar okuyayım diyemiyorum. Bir kısmına başlıyorum. Bir yerde bırakıyorum. Diğer siz de çoklu okuyanlardansınız. Evet, diğer kitaba bakıyorum. Sonra diğerine. Sonra bir şekilde bitiriyoruz bunları. Bayramlarda da böyle yapıyordum zaten. Bir grup kitap götürüyordum. O kitaplara bir şekilde okuyordum. Kitaplar aslında bizim düşünce dünyamızı zenginleştiriyor. Tarih kitapları da var. Onları da okuyorum. İslam tarihiyle ilgili kitaplar var. Onları da okumaya çalışıyorum, okuyorum. Ve düşünüyoruz tabii arkadaşlarımızla. Yani zor bir sürecin içine Türkiye giriyor. Ve biz bu süreçten nasıl çıkarız? Neleri yapmamız lazım? Çok özel bir eleştiri alanı getirmeden süreci aşma konusunda neler yapabiliriz? Mesela COVID-19 olayı çıktığında Türkiye'de hemen arkadaşlarla oturduk. Akademik dünyadan, tıp dünyasından insanları getirdik bir araya. COVID-19 raporu hazırladık. Gayet güzel bir rapor. Hem dünyadaki uygulamaları, Türkiye'deki uygulamaları, nelerin yapılması gerektiğini anlattığım şeyleri. Erdoğan'a da gönderdik bu raporu. Saadet Parti'nin Sayın Genel Başkanı'na da gönderdik. İyi Parti'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin Genel Başkanları'na, Türkiye'deki Aydınlık
Doğu Perinçek'in Vatan Partisi. Vatan Partisi'ne. Hepsine gönderdik. Ya hiçbir ayrım yapmadık. Bizim raporumuzu gönderdik. Biz böyle bakıyoruz, önlemlerin böyle alınması gerekir diye. Şimdi güzel bir tarım raporu çıkmak üzere. Çünkü tarım dünyanın bütün ülkelerinde stratejik alandır. Tarımda net ithalatçı konumuna düştük. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti saman ithal eder noktaya. Çözüm önerileriniz olacak mı orada? Hepsinde olacak. Yani tarım raporunda tarım konusunda nelerin yapılması gerektiği konusunda da olacak. Arkasından da bir ekonomi raporu için şu anda ekipler çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Tamam. Epeyce de bir vakit ayırdınız. Aslında ben biraz da sizi zorlamış oldum. Konuştuğumuz süreyi de açtık ama gerçekten çok teşekkür ederim. Özel bir günde ana muhalefet partisinin lideri olarak özellikle de 1 Mayıs günü, bir Ramazan ayında toplamda ne mesaj verecektiniz? Bir de dediğim gibi bir haftadır. Düşüncelerimi büyük bir samimiyetle söyledim. Hı-hı. Yani her şeyden önce ben politikacının samimi olmasını isterim. Ya samimi olarak nelerin? Ha, bu şu anlamada gelmesin. Efendim bizim her dediğimiz doğrudur, %100 doğrudur. Hayır, tartışmaya her şekilde oturup tartışabilmeliyiz. Ben de yanlış düşünebilirim. Bir başkası benden daha iyi doğru düşünmüş olabilir. İktidarla da bir diyalog mekanizması mı kurulması mesela böyle bir biz, şey? Biz bütün siyasi partilerin böyle kritik zamanlarda bir araya gelmesi, bir düşünce jimnastiği, bir görüş alışverişinde bulunmasını hep istemişizdir. Tekrar çok teşekkür ederim. 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü. Emekçi arkadaşlarımızla bu yayını size aktardık. Kamera arkasında, rejideki arkadaşlarımızla. Yani 1 Mayıs evet evlerdeyiz bugünlerde ama işte burada çalıştık ve bu yayını size aktaran bir emekçi kitlesiyle yaptık bunu. Fatih Ertürk'ün günün raporu programıyla devam edecek. Halk TV yayın akışı. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.